Benim de tanışıklığım bu türküyle oldu Neşet Ertaş'la. Daha sonra da Esra hocamızla konuştuk, Sayın Dekanımızla. Acaba bunu bir öğrencilerimizle de paylaşabilir miyiz diye. Sonra Gülsüm Hanım ve Öner Bey'le tabii tanıştık bir şekilde. Gülsüm Hanım 10 yıl değil mi? Son 10 yılın menajerliğini Evet. yaptı ve çok yakın Evet. tabii. Neredeyse 24 saati birlikte geçti Evet. Neşet Ertaş'la. Öner Özcan da onun hem çok yakın arkadaşı hem de kendisiyle ilgili bir kitap yazdı. Neşet Ertaş'la ilgili bir kitap yazdı. Şimdi biz iki bölüm halinde bugün konuşacağız. Birinci bölümde hayatını anlatacağız. Bir Garip Ozan'ın hikayesi aslında, çektiği sıkıntıları. İkinci bölümde de hayata bakış açısına konuşacağız biraz ara verip. Bu arada da onun türkülerini dinleyeceğiz. Hatta onun türkülerini söyleyen diğer sanatçıların da sesinden olacak bunlar. Birkaç tane de kendi ağzından şey olacak. Yani anılarını anlatacak benim bulduğum internette. Bunları konuşacağız. Öner Hocam sizinle mi başlayalım? Gülsüm seninle mi, nasıl yapalım? Nasıl uygun görseniz Önce hocam. bir sizi tanıyalım isterseniz. Gülsüm Sarıyaka'ya nasıl, siz Ha. kimsiniz, ne? Sonra da Öner Hoca, Öner Bey'i tanıyalım. Benim hayattaki varlığımsa 47 yaşındayım. Artık 50'ye doğru gidiyorum. Neşet Usta ile tanıştığımda 28 yaşlarındaydım. Başarısız bir ticaretten sonra takı sattığım bir dönemde hayran olduğum bir adamın şeyde yaşadığını duyarak gitmiştim. Çok enteresan bir tanışma hikayesi var. Onu biraz daha ileride de anlatabilirim. Bir Arife gecesi öğrendim. İşte bayram sabahını zor bekledim. Bir telefon açtım. Titriyordum ve çıkan kadın beni ustaya verdi. Oradan sonrasında gelişen bir Gülsüm oldu. Ondan öncesi işte uzun yıllar farklı şirketlerde çalışmış. Ara ara ticaretin içine dalmış. Babasından esnaflık öğrenmiş bir kızdım. Şimdi de iletişim danışmanlığı yapıyorum. Ustanın vefatından sonraki geçen bu 7-8 sene zarfında işte film şirketleri, yine müzik sektöründe organizasyon, aynı zamanda film şirketleri arasında farklı projelerin sahaya sunulmasında, projelerin alıcı bulmasında etkin rol alıyorum. İletişim danışmanlığı deniyormuş benim yaptığımı. Böyle devam ediyorum. Ne güzel. Öner abinin kitabıyla Neşet Usta'yı tanıdım bu arada. İlk tanımam da benim. Annemin ninnileriydi. Büyüdüğümde 15-16 yaşında dinlediğim ninnilerin sahibinin Neşet Ertaş olduğunu öğrendim. Sonra Çok da güzel. Öner abinin kitabını buldum. Arkanızda bir fotoğraf var. O fotoğrafı anlatabilir misiniz? Onun hikayesini. Tabii. Bu 2007, 19 Mayıs 2007 gecesi. Salihli'de çamur yağdığı bir gün olmuştu. Hatırlarsınız gökten çamur yağmıştı o günün 19 Mayıs. Beraber konser verdik Barış Akarsu'yla. Sonra gecesi Sayın Başkan yemeğe götürdü bizi. Oradan kalan bir resim. Barış'la Neşet Usta arasında hatta hepimiz arasında çok güzel sohbetler geçmişti. Güzel çocuktu. Hatta ben şeyde de anlattım onu. Yakın çevrem bilir. Buradan 20-25 gün sonra Barış kaza geçirdi ve sonra Barış bir daha kurtarılamadı. Gece saat 4 gibi Barış'ı buradan sonra Bodrum'a çekimlere gönderdik. Hep beraber resimlerimiz de var. Biz de Karadeniz'e turneye gittik. Ama sabah kahvaltıda Neşet Usta şey demişti Barış için. Ya ne tatlı çocuk hocam falan demiştim ben. Hani o kadar mütevazi, çok şeyli, çok yakışıklı ama hiç bunu kullanmayan, hani böyle bir hiçlik duygusuyla yaşayan bir çocuktu. Neşet Usta da şey demişti. Onun öğreneceği bir şey kalmamış hayattan. Allah yormaz alır onu yanına demişti. O kadar Ay dedim, olur mu sevmiş. neden öyle söylüyorsun? Ne öğrenecek hayattan demişti ya. Ve Evet. 20 gün sonra ben hatta espri yaptım. Hocam yakışıklılığını mı kıskanıyorsun Allah aşkına? Ya yok çok sevdim çok. O dedi
Çok meşhur, hiç meşhur gibi mi? Öyle mi davranıyor? E parası da var. Belli, görüyoruz bir sürü ekmek yiyeni var çevresinde, 30 kişi en az. E hiç öyle mi dedi, çok gibi mi? Yani ne bileyim dedi, ne öğrenir ki bu hayattan? Güzel çocuk o dedi falan. Sonra evet. 20 gün sonra şey olduğunu öğrendiğimde de, kaza geçirdiğini öğrendiğimde de ilk elim telefona gitti böyle. Hocamı aradım, işte koşarak da gittim, uyanmıştım. O gün hiç konuşmadı ya. Yani dedim sen nereden bildin? Dedi ya öyle bir şey yok. Ama dedi her şeyi bitirmiş o dedi, demişti. O günün anısı budur. Hayattaki biraz şey de budur. Baktığım yerde bu aslında. Neden bir sürü resim varken bu asılı burada? Bu benim şeyden kalan bir resim. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sergimden kalan bir fotoğraf. Evet ya, yani öğreneceğimiz o kadar çok şey var ki, belki yaşadıklarımızın üstesinden bundan dolayı gelmeye çalışıyoruz. Mücadelemiz daha öğreneceklerimiz olanlara. Belki evet, hayat bu, hayata geliş sebebimiz belki anlamı budur değil mi? Yani. Evet, Öner Bey sizi de tanıyalım. Bir de tabii hazır başlamışken, bu abdallık geleneği hazır bu konuda açılmışken ondan da kısaca bahsederseniz, sonra da yavaş yavaş hayatına girelim. Hay hay hocam. Hocam öncelikle size de diğer dostlara da tekrar günaydın diyelim. Teknolojinin azizliğine uğruyoruz ara sıra böyle. Olsun hocam, bir sorun yok. Şimdi hocam Neşet hocayla ilgim alakam hem de tanıma noktasında en büyük avantajım bu herhalde. Neşet hocamla biz aynı köylüyüz. Bu köy şey değil mi? Kırşehir, Çiçekdağ köyü. Kırşehir'in, evet, Çiçekdağ ilçesine, önceden Çiçekdağ, şimdi Akpınar'a bağlandı. Neşet Hoca'nın köyü, Kırtılar Köyü, aslında köy değil, bir mahalle. Bizim köyün bir mahallesi, aramız 1 kilometredir. Aramız 1 kilometre fakat en büyüğünden en küçüğüne her iki köyde birbirini tanır. Yani köy mahallesini, mahalle köyünü tanır. Şimdi Orta Anadolu'da çocukluğumuzda, ben bunu söylerim zaman zaman, bizim kulağımıza ya Neşet şeyden sonra ezandan sonra okunan ikinci ses Neşet Ertaş'tır derim. Şimdi çocukluğumuzda ninni olarak analarımız bize avuturken Neşet Hoca'nın türküleriyle avuttu. Yani onu dinleyerek büyüdük. Onu dinleyerek büyüdük. Şimdi gidin Orta Anadolu'da bir çocuğu, delikanlıyı yakalayın. Bir şarkı söyle deseniz de Neşet Hoca'dan söyler. Türkü söyle deseniz de, rock da deseniz, pop da deseniz, söyleyeceği eser Neşet Ertaş'tandır. Çünkü onun rock'ı da, pop'u da, Türk sanat müziği de, her şeyi Neşet Ertaş'tır. Şimdi böyle bir ortamda doğduk, büyüdük. İlerledikçe, yaşımız ilerledikçe, tabii gençliğin vermiş olduğu enerjiyle bir ara şey değişiyor, ilgi değişiyor müzik alanında. Fakat öz hiç değişmiyor. Hakikaten hocam, rock da dinleseniz, pop da dinleseniz, Türk sanat müziği de dinleseniz, sanki Neşet Ertaş'ın farklı versiyonlarını dinliyormuş gibi dinliyorsunuz. Yani böyle iç içe bir yaşamdan kaynaklandı Neşet Hoca ile bizim tanışmamız. Evet, ben kendim eğitim fakültesi edebiyat mezunuyum. Gazetecilik, televizyonculuk çalışmalarım vardı. O yıllarda daha sonra işte yurt dışına gitmek gerekti. Yurt dışına gittiğimde öylelikle Neşet Hocam'la, o güne kadar hayalen yaşadığımız insanla yüz yüze tanışma sürecinin başladığı bir dönem oldu.
Ve onunla ilgili bir kitap da yazdınız sanırım, değil mi? Evet, Fener Bey. Evet. Bu Abdallar Gelini, köyün adı da Abdallar değil mi sizin köyünüzün? Kırtıllar. Kırtıllar. Kırtıllar diye geçer. Orada bir tabii Abdal geleneği var. Bu nedir Öner Bey? Bir bize kısaca bahsedebilir misiniz Abdal geleneği? Anadolu'daki. Şimdi hocam değil tabii ki hani bugünkü akademik bir çalışmadan ziyade hoş sohbet bir program olsun istiyoruz. Onun için detaylarıyla dinleyenlerimizi, izleyenlerimizi yorumak yerine hem genel anlamda bilgi sahibi olunsun hem de detayına fazla girmeden yormayalım istiyorum. Şimdi hocam Abdal geleneği aslında Horasan'dan Anadolu'ya gönül fethine gönderilen insanların yaşatmış olduğu bir kültür bu. Şimdi bizim Orta Anadolu'da Abdal geleneğinin genel tanımı ya da yaşam şekli şudur. Tamamen sanatsal bir yaşam tarzı vardır. Abdal olarak tanımladığımız insanların toprağı yoktur. Tarımla uğraşmazlar. Öğrenilmiş herhangi bir meslekleri yoktur. Bir meslek icra etmezler. Hayvancılık yapılmaz. Eğitim yoktur. Geriye kalan tek bir uğraş alanı vardır. O da ata mesleği, geleneksel olarak sürdürülen meslek, müzisyenlik, çalgıcılıktır. Tamamen hayat müzik üzerine, çalgı sanatı üzerinedir. Evin geçimi, yaşam tarzı, düşünce tarzı, her şey bu bağlamda düşünmek lazım. Evet. Yıl 12 aydır, yıl 12 aydır yaz aylarında havaların ısınmasıyla özellikle işte insanlar hasatlarını falan yaptıktan sonra, eline para geçtikten sonra düğünlerini, derneklerini yapar ya, aşağı yukarı 6. ay gibi Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, işte 4-5 aylık süreçte yapılan düğünlerdeki bütün müzik icrası abdallar tarafından yapılır. Bu arada düğün derneklerde kazanılan neyse, geçen yıldan yapılan borçlar ödenir. Elde kalanla da hayat tekrar idame ettirilmeye çalışılır. Nereye kadar? Yettiği yere kadar. Yettiği yerden sonra tekrar sağdan soldan eşten dosttan destekle borçlanır. Öbür düğün dönemi görülür. Bu geleneksel olarak hep böyle devam eder. Ya da ederdi diyelim. Şimdi biraz daha değişti tabii ki. Evet. Siz aynı zamanda kitap yazdınız değil mi? Ustayla ilgili, Neşet Ustayla. İlk kitabı Öner abinin. İlk kitap, evet. Onunla ilgili yazılan ilk kitap. Aynı zamanda tabii hem köylüsünüz hem de arkadaşsınız sanıyorum. Evet. Arkadaşsınız. Kitap kısmı şöyle hocam. Normalde hani şimdi yapılan son zamanlardaki araştırmalarda da özellikle üniversite gençlerimize yapılan anketler var. Eğitimin bittikten sonra Türkiye'de mi kalmak istersin, yurt dışına mı gitmek istersin diye. Maalesef tabii bu üzülerek gördüğümüz bir sonuç. %70-80'i yurt dışına gitmeyi isterim diyor. Şimdi yurt dışına gidişin hemen bizde bir şeyi vardır ya hocam, bilirsiniz. Her birimizin bir tane Almancı akrabası vardır. Ya ailedendir, ya akrabadandır. Almancı diye tarif ettiğimiz Avrupalı çalışanımız vardır. Şimdi yurt dışına gidenler genelde işte oraya gidecek, iyi bir iş bulacak, çalışacak, para kazanacak, lüks bir otomobille gelecek,
tatil yapacak falan fişmeken. Böyle şeyleri vardır, hayalleri falan vardır ya. Evet. Yurt dışına gideceğim zaman beni en çok heyecanlandıran şey şuydu aklıma gelen. Aman Allah'ım. Neşet Ertaş Almanya'da ya. Ha, onların Tamam. karşısında. Yani Evet. şey, vuslat bitiyor artık. Yani vuslata Bir yolculuk başlıyor. karşılaşacağım, Sevgili görüşeceğim onunla. sevgiliyle kavuşacağız. Öyle. Beni yurt dışına gideceğim zaman en çok heyecanlandıran şey, inanın, Neşet Hocam'la tanışacak, görüşecek, buluşacak olmaktı. Evet, ne güzel. Öner Bey, aile de abdal geleneğiyle geliyor, değil mi? Muharrem Ertaş sanıyorum, o da bir halk ozanı, babası. Tabii. Zaten şimdi hocam az evvel dedim ya, şeyi düşünün, bir köy, bir topluluk, abdal olarak tanımlanan bir toplumu düşünün. Dediğim gibi okul eğitimi yok, hayvancılık yok, tarımsal faaliyet yok, diğer el sanatları falan yok. Yeme, içme, ekmek, su, yaşam, düşünce, efendisi, felsefe, her türlü kımıldadığınız her şeyiniz müzik üzerine. Evet. Yani Bir, burası kısa aynı bir zamanda bir ocak geleneği. ocak gibi. Kısa bir Tabii. şey dinleyelim Muharrem Ertaş'tan. Tabii. Onu dinleyelim. Muharrem Hocam'a öyle anlatalım. Frekans ses alamıyorum ben. Diğer arkadaşlar alabiliyor mu? Yok, Yok. hayır. Gelmiyor mu Gelmiyor. ses? Yok, gelmedi hocam. Ekran paylaşımı yaparken sol alt tarafta sesi açabilirsin. Ekran paylaşımında sol altta bir ikon olacak Gökhan. Onu açman gerekecek galiba. Videonun sesini açtığı bir bölüm var. Sen biliyorsun. Hı. Geliyor mu? Hayır. Ekran istersen tekrar paylaş ve paylaşırken share screen yaparken o ikonu da açık olması gerekiyor Gökhan. Bilgisayarın sesiyle beraber kullan diye bir, yani sunumun sesi diye. Geliyor mu şimdi? Paylaşım yapmadın efendim. Şimdi geliyor mu? Ses geliyor mu? Yok hocam. Gökhan geliyor şu anda gayet güzel. Müzik gelmiyor. Gökhan beni görüyor musun? YouTube'la ilgili bir şey olabilir mi? Ayarlama. YouTube bazen videolarda ben dinlediğim zaman ses iletmiyor. Sadece ben dinlemiş oldum. Biz şeye dönelim. Evet. Demek ki müzik araya çok fazla giremeyecek. Giremeyecek gibi gözüküyor ama neyse, bir kere daha deneriz. Belki benimle ilgili teknik arızadır. Biz devam edelim. Sonra babası tabii ilk ustası ama aile de şey, değil mi? Dede de Tabii. çalgı, bu gelenek bütün ailede var. Evet. O ailenin Hocam içinde şöyle şu söyleyeyim. Muharrem Ertaş da çok meşhur bir şey. Ozan aynı zamanda Orta Anadolu'da, değil mi? Tabii ki. Şimdi şöyle söyleyeyim hocam. Bir aile düşünün. Üç kişi ise üçü. Beş kişi ise beşi. Sekiz on kişi. Sekiz on kişi ise sekizi onu. Yani herkes müzisyendir. Bunun biri diyelim ki davul çalar, biri zurna çalar,
biri bağlamadır, biri kemandır falan. Yani hatta mümkün olduğunca aile bireyleri arasında farklı enstrümanların çalmasına teşvik edilir ki bir ekip oluşsun diye. Hatta hemen yani, hepsi her şeyi çalmaya çalışır. Anlarlar da tabii, birbirinden. Onu, çok ekstra. Aynen, olur. Aynen. Onun yanında yani bir şey vardır. Ana icra sazı vardır. Onun haricinde de hepsi çalınır zaten. Niye? Biri olmadığında hem bunun açığı kapatılsın diye. Şimdi ailenin hepsi müzisyen hocam. Gülsün bir şey mi diyecektin? Herkes. Yok yok. Neşet Usta da kemanla başlamış. Örneğin çok güzel keman çalan bir adam. Ondan sonra ondan önce ritim tabii çalıyor. Nerede bir akşam şeyde detayları oturdukları yerde böyle kırık bir şey. Ben şu sazı çalayım demiş. İzleye izleye ha. Kırık bir saz veriyorlar eline. Bir gece evet. Hani alkolü çok aldıktan bir düğün bir organizasyonun gecesinde aldığı gibi çalmaya başlıyor ve yemin ederim o şeyden telden ses çıkmaz. Nasıl çıkardı diyorlar. Sanki daha önceden mi çalıyordu? O kadar izlemiş ki. O kadar istemiş ki. Bu arada çok iyi bir keman sanatçısı. Asıl orayı söylemek lazım. Çok yetenekli herhalde değil mi? Bir de benim gördüğüm mesela onun sazı için şey derler. Yani koma sayısı bu tambura evet aynıdır derler. Yani evet, normal Türk müziğinde Batı müziğinde iki ses arasında bemol ve diyez var. Evet. Bizde dokuz ses Türk müziğinde. Evet. O komaların hepsinin olduğunu söylerler. Yani bütün o seslere, Türk müziğindeki koma seslerine hakim olduğunu söylerler. Yani ben tabii... Şimdi, iki tane evet şeyi o ara seslerden ekletiyordu. Örneğin ona sazlar geliyordu, bağlamalar ya da kendisi işte zaman zaman. Onları tekrar o sazcıya gidiyordu. Ve oraya eğer dışarıdan gelmişse ek perdeler takılıyordu saza. O aradan çünkü en inceden en kalına çok hızlı bu anlık tenor gibi geçişleri vardı. Hatta şeyi de bakarsanız İbrahim Tatlıses de yıllar önce bir İboşov'da bunun şeyini televizyonda da yapmış. Hani bir anda konuşurken hani normal oktavıyla söylerken İbrahim Tatlıses yüksek sesle giriyor. Neşet Usta susuyor. Şey devam ederken bir avaz çıkıyor. Of! O yüzden o aradaki şeyleri koyduruyordu yani. Kendi kendisine göre ayarlatıyordu sazı. Normal geldiği gibi kullanmıyordu. Çok güzel. Gökhan Hocam. Ben o sazını bile kırdım. Konser vay öncesi sazla bile çıktı. Kimse anlamadı kırık olduğunu. Adam öttürüyordu yani. Çok güzeldi onun. Özel bir yeteneği var herhalde. Tamam. Ben bu aptallık da böyle. Öyle herhalde. Yani babamla biz aynı ruhun insanlarıyız diyor. Babamla biz aynı ruhun insanlarıyız diyor. Herhalde çok yakın ilişkileri var değil mi? Nasıl bir ilişkisi evet var babayla? Şimdi Gökhan Hocam önce şunu söyleyeyim. Biz Türklerin bir özelliği vardır. Konuşana kadar nazlanırız. Konuşmaya başladığımız zaman mikrofon elimize geçtiğinde de iyi konuşuruz. Çok değerli konuklarımız var. Ergün Hocam var. Hocamız var yine. İçerisinde çok Türkiye'nin her yerinden öğrencilerimiz dışında da katılımcılarımız var. Evet. Şimdi onlara haksızlık etmek istemiyorum. Sadece dinleyici olmasın da biz de onların o güzel paylaşımlarını görelim istiyorum. Ben Muharrem Ertaş kısmıyla birkaç şey söyledikten sonra diğer konuklarınıza da söz verelim isterim uygun görürseniz. Tabii tabii. Tamam. Muharrem Hoca ile ilgili şunu söyleyeyim. Neşet Ertaş'la Muharrem Ertaş arasındaki o baba-oğul ilişkisinden sonra hatta daha da önde olan bir hoca-talebe ilişkisi vardır. Muharrem Hoca o zaman hem Orta Anadolu'da hem de Türkiye genelinde artık tanınmaya başlamıştır. Avazı oldukça yüksek perdeden çıkan bir halk ozanıdır. Bebek sesi diye geçiyor. Tabii.
Ve Neşet Ertaş'ı hakikaten yani elinde bir ananın çocuğunu yetiştirmesi gibi Beşik'ten alıp ustalığına gittiği yolda çok iyi bir öğretmenlik, hocalık yapmıştır. Hani kendisi de her zaman söyler, ne öğrendimse babamdan öğrendim diye. Oturup kalkmadan, konuşmaya susmaya kadar babamdan öğrendim. O benim babam değildi, öğretmenimdi diye tarif ettiği bir insandır. Şimdi bu arada Muharrem Ertaş zaten kendi başına bir ekol. Kendi başına bir avazdır, sestir. Ama onun yanında da Muharrem Hoca'nın bir de şeyi vardır. Bu abdal geleneği içinde ekol oluşu, okul oluşu gelir. Muharrem Ertaş çevresindeki insanlara sazı, sözü ve adabı öğreten kişidir. Mesela Muharrem Ertaş'ın evlenişiyle ilgili bir hatırasını anlatayım ben size. Keskin'e Muharrem Ertaş Kırşehir, Kırtıllar'da, fakat bizim burada şeydir hocam, öbek öbektir yaşanılan yerler. Kırtıllar vardır. Kırtıllardan sonra en yakın yer birbirine yakın olan Keskin'dir, 30 kilometre. İşte Kırşehir 80 kilometre gibi böyle birbirine yakın mesafelerde şeyler var, oturma mekanları var, şehirlerde. Muharrem Ertaş evleneceği zaman eşi Döne'yi istemeye gittiğinde kızın babasının bir şartı vardır. Kızı sana veririm ama bir şartla. Ney? Oğluma bağlamayı öğretirsen. Oğluma bağlamayı öğretirsen kızı alırsın der. O da şartı kabul eder. Kaynına saz öğretir, bağlama öğretir. Ve bu kaynı kimdir biliyor musunuz? Hacı Taşan. Ya. Evet. Neşet Usta'nın hayatı boyunca kıskandığı, hem sevdiği hem kıskandığı insan Hacı Taşan işte. Hacı Taşan. Çok şey diyoruz ya Gökhan Hocam, hani sağım solum, önüm arkam sobe diyoruz ya. Yani burada sağınız, solunuz, önünüz, arkanız hep müzisyendir, hep sanatçıdır. Evet. Sonra herhalde şey yapıyorlar değil mi? Kırşehir'den bir Kırıkkale'ye geçiş var. Böyle evet. Annesiz kaldığı bir dönem var. Sıkıntılar içinde geçen. Göç hikayelerinin, arka arkaya göç hikayelerinin başladığı dönem o dönem. Bu 13-14 yaşlarında bir şeyle tanışıyoruz. Zahidem türküsünün hikayesi var ki aslında Zahidem onun değil bildiğim kadarıyla. Değil mi? Değil. Değil. Ama o çok güzel yorumluyor onu. Hatta TRT sanatçısıyken TRT için sanıyorum, radyo için söyledikten sonra türkü bir anda yayılıyor ve onun yazmış gibi anlaşılıyor. Evet. Öner abi arada... onu hocam ben müsaade isteyeyim burada. Hı-hı. Onu orada böyle aşkından abdal olmuş gariban, yani virane olmuş bir çocuk bir kıza aşık oluyor, adı Zahide. Ona böyle uzun uzadıya kendince bir şeyler yazıyor. Neşet Usta bir gün görüyor ama bu arada 11-12 kıta falan böyle yazdığı şey. Hocanın hoşuna gidiyor o yazanın duyguları. Alıyor onu. Onu bir düzenliyor. Sonra işte kendisi seslendiriyor, şey yapmaya başlıyor. Yani aslında bir başkasının aşkı evet ama yazılan da onunla çok aslında alakalı değil. Aslında benim değil derken Neşet Usta, yazan insanın yaptıklarına duygusunu katıp onu o duyguyu vermesini sağlayan Neşet Usta. Benim değil diyor ama mütevazı davranıyor. Bence Neşet Usta yani. Yani aslında o evlenemiyor değil mi? O abdal olmuş bir kişi. Evet. Yine o yörede askere gittiği zaman şey yapıyorlar evet. Herhalde. Kızı başka birine veriyorlar. Kızı veriyorlar. Onun üzerine evet. Böyle bir şiir yazıyor askerdeyken ona. O şiirden çok evet. Etkilenip onu düzenliyor şey.
Evet, aslında karalıyor ama yazdıklarının zaten Neşet Usta'nın türkülerine bakarsanız, sözü müziği kendisinin olan türkülerine, onlarla o kadar bir benzerlik var ki. Çünkü hocanın bir kokusu var parçalarında. Zahide'de de bu koku var. Dolayısıyla aslında o çocuk duygularını yazmış, o duygulardan Neşet Usta o dizeleri çıkarmış diyelim. Sonra mahkeme farklı bir karar verdi ama o hep içinde kaldı onun. O yüzden atladım ben. Çünkü o bir mahkemelik işte, o Neşet Usta'nın değil taktı söylediği şeyler oldu da, ben çok yakın dip dibe sürekli beraber olduğum yıllardı. Evet, hatta bir söyleşisinde de bahsediyor bundan. Yani ben, evet. Benim günahım ne diyor, yani öyle yazılmış, ben de söyledim TRT'de diyor. Sonra çok meşhur oldu. Kendi dokusuna getiriyor yani. O duyguları hissediyor, onu kendi dokusuyla, aslında hocam yazıyor onu. Şey değil, çocuğun yazdığıyla buna çok alakası yok. Zaten evet. Üç söyleniyor. Kısaca dinleyelim mi? Ben cep telefonunu açtım. Umarım geliyordur ses şimdi. Geliyor mu ses? Geliyor, geliyor. Şu an geliyor hocam. Dolaştım alemi yol, gurbet gezerim, bulam zahir demlerim seni, bulam zahir demlerim seni. Bu türkünün bir de Zeki Müren'le bir hikayesi de var galiba. Zeki Müren onu davet ediyor, söyletiyor bu şarkıyı. Dinlerken de kafasını duvarlara vurduğunu falan anlatıyor. Onu şey diyordu, ay diyordu, yine aklıma geldi diyordu. Yine aklıma gelince içim gidiyor, nasıl kafasını vurdu duvarlara. Çağırıyorlar, Neşet Usta'nın... İşte Zahide türküsünü söylediğin, bir gün bir araba geliyor. Neşet Usta diyor ki götürelim seni. Götürüyorlar şeye. Bir gidiyor Zeki Müren'in yanına götürüyorlar ustayı. Ben hani kendi özet anlatımından anlatıyorum ama detay detay, hani ince ince anlatmaya gerek var mı bilmiyorum. Hani şey onu birkaç defa anlattı, bile bizim gece sohbetlerimiz olurdu orada anlattığı şekliyle. Ay diyordu, aklıma geldi. Hani Zeki Müren söyletiyor, çalıyor, çalıyor, hoca söylemeye başlıyor. Zeki Müren içiyor. Hiç konuşmuyor Zeki Müren ama. Neşet Usta tekrardan bir daha çal diyor. Usta bir daha çalıyor, zaten Zeki Müren o kadar büyük ki. Neşet Usta böyle bir şey yani, ezik ki onun karşısında. Onun yanında eziliyor, öyle bir şey var. Tabii. Neyse, bu bayağı bir sürüyor. Bu arada bunun da önüne koyuyorlar. O içtikçe bizimki de içiyor. O içtikçe bizimki de içiyor. Sonra Neşet Usta artık avaza mı geliyor? Artık bu konuya doyuyorlar mı? Neşet Usta söylerken bir bakıyor Zeki Müren kafayı duvarlara gerçekten vurmaya başlıyor. Ama onun şeyinden o... aklında hani o güzel olan Zeki Müren'le tanışma hikayesi hep insanın acısıyla kalmıştı onun aklında örneğin. Evet. Bu da şeyin, Zahide'nin Zeki Müren yorumu.
geleceği ne kadar derinden hissetmiş ki. Tabii tabii. Güzel bestelemiş ve yani ilginç olan mesela türkülerini pop sanatçıları, rock sanatçıları, sanat müziği sanatçıları da yorumlamışlar ve o müziğin içine de çok uymuş. Mesela Türk sanat müziğin içine de uymuş, rock and roll müziğin içine de uymuş. Bu herhalde onun hem sözleri hem müziğin evrensel niteliğinden kaynaklanıyor olsa gerek. Evet, zaten şeyde onun konserlerinde şeyi sunarken herhalde bir 130 civarı tam net sözde şey duruyor ama bir konserimiz oldu hocamla. Bu esnada işte ağırlıklı %70-80'ini ben sundum. İlk başladığımda, ilk onun konserini yaptığımda Öner abinin ön sözden bir şiiri kullanırdım. Ve orada Öner abi çok güzel özetlemişti aslında. O zaman 65 yaşındaydı değil mi Öner abi? 65 yıllık ömrünün işte profesyonel olarak 50 senesini müziğe adamış bir insan Neşet Ertaş. Ben de konserleri böyle hani millete ustayı sunarken oradan yürürdüm. İşte bu süre içinde sayısız kaset ve plak doldurmuş ve sayısız beste imza atmış bir isim. Ve hala aldığı sanat ve müzik terbiyesi gereği kendisine ozan ya da sanatçı demeye çekinen bir çınar. Parçaları her müzik türünde söylenmiş, her dile çevrilmiş. Buna rağmen kendisine ozan ya da sanatçı demeye çekinen bir çınar. Sonra diyordum işte. Yaşar Kemal'in diliyle Bozkır'ın tezenesini. Bozkır'ın tezenesi, evet. Orta Anadolu'nun en güçlü çığlığı falan. Sonra İstanbul'a gidiyor herhalde değil mi? İstanbul'da evet. Çok böyle sefalet içerisinde bir dönemi oluyor. İş bulamıyor. Sonra bir Şençalar plakta sanıyorum. Bir evet. Türkü şey, söylüyor. Gülsüm, oraya şeyi ekleyelim mi? Ben şu eklemeyi yapayım. Ondan sonra sen Şençalar plak kısmına devam edin. Şimdi az evvel Gülsüm söyledi ya hocam. Neşet Hocam ilk şeyi babası yanındayken ilk icra ettiği sanatçılık yanı şeydir, köçekliktir. Çok güzel oyun oynar. Yani Allah vergisi doğuştan, yaratılıştan zaten bir komple sanatçılık var Neşet Hoca'da. Şimdi o zaman ne? İşte düğünlerde insanları eğlendireceksiniz ki insanlar coşacak ki coştuğu zaman elini cebine atması daha kolay. Muharrem Usta bağlama çalıyor, saz çalıyor. Neşet Hoca köçek olarak oynuyor. O güzel Anadolu düğünlerinde insanların coştuğu zaman paraların geldiği, efendime söyleyeyim, şakır şakır damladığı bir atmosfer oluşturdu. Aktı balyalarla. Tabii. Ve Gökhan Hocam, şimdi bu arada aslında şeyden sonra bu köçeklik icra ederken talepler değişiyor. Hani tabii zamanla her şey değişiyor ya. Talepler de değişiyor. Muharrem Usta diyor ki ben oğlum saz çalayım, bağlama sen de kemanda diyor kendini geliştir ki bir ekip olalım. Bu arada Neşet Hoca keman çalmaya başlıyor ve bağlamayla özdeş gördüğümüz Neşet Ertaş aslında çok iyi, çok kaliteli bir keman sanatçısı. Keman sanatçısı. Keman çalar. Ve herkes onu kemancı Neşet olarak tanır, biliyor musunuz? Evet. Düğünlere Neşet Hoca istenirken kemanıyla istenen kişidir. Yani düğünlerin olmazsa olmaz Neşet Ertaş'ı, kemanıyla olmazsa olmaz bir Neşet Ertaş aslında. İlk zamanlar. Evet. Fakat her ne kadar kemanı konuşturuyorsa da, herkes onu kemancı olarak biliyor, seviyorsa da, Neşet Hoca'nın gönlü bağlamadadır, sazdadır. Fakat saza bir türlü cesaret edemez. Babasının yanında sazı eline almaya cesaret edemiyor. Şimdi kırık sazın muhabbetine gelelim. Bir gün gidilecek düğünlerden birinde sazcı ortada yok. Sazcı gelmiyor, nazlanıyor.
Nazlanınca diyorlar ki ya Neşet seni götürelim. Özür dilerim. Sazcının gelmediğini fırsat biliyor Neşet Hoca. Diyor ki o zaman diyor ben geleyim saza diyor. Saza ben geleyim deyince önü sazda yani. Organize Tabii. Diyor ki olmaz diyor. Sen kemancısın nasıl saza gelirsin? Ya ben çalarım diyor. Sazı da çalarım. O arada kırık bir saz var hocam. Duvardaki kırık sazı veriyorlar. Al şunu çal diyorlar. Bir çalıyor. Aradıkları sazcı aslında Neşet Ertaş. Ve ilk sazı eline alarak, bağlamayı eline alarak gittiği düğün Kırıkkale'de bir düğündür. Kırık sazla artık ondan sonra düğünlerin aranın bağlamacısı oluyor. Evet. Ve o günden sonra da bağlamayı bırakmıyor. Evet. Şimdi sen çalar aslında... plak kısmı sen de gülsün. Şimdi plak kısmına geçelim. Ben de arkadan orada ilk çaldığı babasının bir bozlağını söylüyor herhalde değil mi? Orada evet. Ben de onu arkadan yavaş yavaş Gülsüm anlatırken şey yapayım. Aslında şöyle abdallık ben şeyde de söylemiştim. Kırşehir'de de. Yani bu gözlem, izlem ama benim için abdallık onların içerisinde bakın Türkiye genelindeki abdal nüfusun yarısından fazlasını tanıyorum. Belki daha fazlasını. Çünkü onlara Neşet'in emaneti diye bakıyorlar bana. Çünkü tekrardan Türkiye'de birlikte buluşma genç versiyonu olmuş dolayısıyla. Şimdi abdallar ne yaparlarsa onu dibine kadar yapıyorlar. Yani bu gelenek evet biriktirmeye bağlı değil. Evet yarını çok programlayan durumları yok. Ama bugün gerçekten kültür ve sanatın altındaki ateş onlar. Çünkü ağırlıklı olarak üretime katkıları içindeki duygularıyla olmuş bunların. Beden olarak yani hepsinin bir yeteneği var. Ne yaparsa dibine kadar yapıyorlar. Neşet Usta ne yapmış? Köçeklik yapmış. O köçekliği hatırlamak istemiyorum. Çok kötü bir anımız var bizim ustayla bu konuda. Bir konser yaşadığımız. Ve o günleri hiç sevmediğini biliyorum. Ama sevmediği bir şey bile hala onun gibi oynayan olmadığını söyler. Büyük bizim abdallar Kırşehir'de falan. Oradan kemana geçiyor. Diğerleri de öyle. Bugün Burhan abi, Burhan Ertaş, Birol Ertaş, Çekiç Ali'nin oğlu Aydın abi. Ya bu insanlar yani oradaki diğer adını söyleyemediklerim Hüseyin Tekin, sonra bizim diğer Ali Şahin. Yani bunlar yeni versiyonlar. Bunların içlerinde bir ateş var. Çünkü kendilerini yaptıkları işle ifade ediyor bunlar. Ustam da böyle. Yani bir tarafı hep omzu ezik. Hep şey yapılmaya çalışan. Hani kendisini sen ne istiyorsun dediklerinde ne istediğini söyleyemeyecek kadar çökür. Ama sen ne diyorsun dediğinde yaptığı işi dibine kadar yapan. Bugün abdallık geleneğini küçümseyemeyiz. Neden? Çünkü Kırşehir küçücük bir yer. Evet Ahyevran'dan gelen, evet eski kültürlerden gelen birçok şeyi var. Ama bugün Kırşehir Türkiye'nin küçücük bir iliyken dünyayı bedellenmişse içinde barındırdığı abdallık geleneğinden dolayı bedellenmiştir. Bugün Amerika'daki adam Kırşehir'i biliyorsa İç Anadolu'yu yani orayı biliyorsa biliyor olduğunu Muharrem Usta'nın, Çekiç Ali'nin işte Neşet Usta'nın buralardan yetmiş olması. Evet. Çok güzel. Hakikaten yavaş yavaş unutmakta olduğumuz bir kültür aslında bu. Bizim özümüz yani ta Horasanlardan gelip Anadolu'da bütün o Orta Asya geleneğini kabul ettirmek için gelen aslında bunların içerisinde tabii abdalların içerisinde gezgin dervişler var, ozanlar tabii, var, tabii. Savaşçı dervişler var. Tabii çok ki. Geniş bir aile. Bir sürü şey de çıkmış tabii içerisinden. Evet. Büyük Ozan da çıkmış, Halk Ozan'ı da çıkmış, Neşet Ertaş gibi. O onun herhalde son temsilcilerinden biri. O geleneği de iyi yürütmüş ve bütün evet. Hepimizi etkilemiş insanlardan bir tanesi.
Bu İstanbul'da... Yani örneğin Mahsuni ile birbirlerini çok seviyorlarmış. Dedim ki, e hocam hani çok konuşurduk çok. Bir iki Mahsuni siyaseti de seçmiş dedi. O siyaseti de seçmiş oldu dedi. Ne dedi? Hani mezhep kimliğiyle yürüdü yani. Ben kıblemi sevgi ettim dedi. Ben oy kullanmaya bile gitmedim. Herkese eşit mesafedeyim demek istedim. Ben kıbleyi sevgi ettim. O da mezhebini seçti. Çok severim dedi. Her zaman da iyi arkadaşmışlar zaten. Zaten siyaseti bu abdallık geleneği kaç milyon insan var Türkiye'ye döner abi? Vallahi, bir sayı vermek herhalde pek doğru olmaz da. Değişik yerlerde toplam 1 milyon civarında. Evet, şeyde biliyorum ben. Nerede şeyde. Şimdi ağırlıkta zaten son süreçte bunların işte bu geleneğin bu kadar çok görünür olması, artık işte Neşet Usta'nın, Muharrem Usta'nın hani o İç Anadolu'dan çıkan avazın duyulmuş olması aslında bunları da bir yandan insanları siyasete çekme ve bunları kullanma isteğini perçinledi. Biz çok talep aldık. İşte parti şeylerinde bize de önümüze getirdiler siz yazın diye ya. Ne istiyorsanız. Hani limitsiz. Çünkü Neşet Usta'yı yanına almak demek, onun böyle bir şeyde olmasını sağlamak demek, abdallar için Neşet Usta bir abdal kimliğini Cumhurbaşkanı'nın karşısına çıkartan kimliktir Gökhan Hocam. Ve dolayısıyla onlar Neşet'i seveni severler. Ve bu yüzden çok o son temsilci olunca da işte, devlet sanatçısı onun üstüne çok oynadık. Evet, devlet sanatçısı seçiliyor galiba değil mi? Bunu reddediyor. Yok, onu istemiyor. Erkan Mumcu çok istemiş onu. Hatta onu da çok severdi o zaman. Yani Neşet Usta'ya göre devlet sanatçısı olmak İşte onun şeyi, ben böyle düşünmüyorum ama işte yok ya, ben çalışmadan, hani çalışmasam bile gidip bir para almam. Ben gideceğim, alın terimi sileceğim, paramı alacağım. Onun baktığı yer o. Yani. Halkın işte, sanatçısı işte, olayım. Yani konser verip para alacak. Halkın sanatçısı olayım diyor değil mi? Efendim? Evet, evet. Halkın sanatçısı olayım diyor. Devletin sanatçısı değil de halkın sanatçısı olayım diyor. Halkın sanatçısı olmayı kabul ediyor. Evet, şeyi kabul etmiyor. Öyle kabul etmiyor. Gerçi şeyde hastaneye o ilk safra kesesinden yatırdığımızda o zaman devlet hastanesinde böyle o paniğimi anlamadıklarında oradaki işte hemşireler, o doktorları da rahatsız etmek istemedim. Orada ben bir fıttırıp işte şeyi aramıştım, Ertuğrul Günay'ı aramıştım o zaman. Kültür Bakanı'ydı. Yahu dedim, tamam yani ama... Lütfen herhangi birisi değil, Neşet Usta'yı getirdim, yardım edin bana dedim, böyle fıttırmıştım o gün. Devlet sanatçısı olmadı, dedi ki alın ter, ama sahip çıkın Neşet'tir, buraya getirdim, kötü dedim. Öğrenmiştim şey olduğunun, doktorlar kitleleri söylemişler de orada öğrenmiştim. Sonradan dedim yani hocam ya niye kabul etmedin ya, hani keşke kabul olsaydın. O hastalık yani. O çaresizliği anlatamam. Ama doktorlar sahip çıkmıştır sanıyorum. Ya çıktılar. Ama ilk baş şeyde olayın hassasiyetini anlamıştık Gökhan Hocam. O gün sabah Özcan Bey, Özcan Yeşilyurt doktor söyledi yani. Dedi ki önemli değil, safra kesesini hallederiz ama kitleler bulduk dediğinde artık bizim şeyimizi anlamıştım ve ondan sonra istersiniz yani alayım başka bir yere götüreyim, başka bir yere götüreyim. Orada Seyhan ablayla Neşet Hoca. Neşet Hoca hasta, ağrıdan kıvranıyor ve başındakinin daha büyük bir bela olduğunu biliyorsun. Daha başka bir yere götürmek istiyorum. İşte özel hastaneye götürmek istiyorum. Ama yapamıyorsun. Hani işte o gün fıttırarak aramıştım. Kültür Bakanı'ydı sonunda. Nasıldı? Her doktorlara bakış açısı nasıldı Neşet Usta'nın? Nasıl bakardı? Ay. Mehmet Ali Altın sayesinde şey olmuştu değil mi Öner abi? Evet. Şimdi doktor o soruyu... Mehmet Ali Altın'a bir şey yakıyor.
Çok sever. Bak okuyanın önünde eğilirdi benim canım ustam ya. Yani şimdi, şey. Onu o zaman ben açıklayayım. Birazdan da Gökhan Hocam fondan şeyi Doktor Mehmet Ali Altın'ı bir kuble dinletebilir. Şimdi Gökhan Hocam, Neşet Hoca bir defa okul okuyamamıştı. Bununla ilgili türküleri de var. Okula gidemediği için okul içinde hep bir heves, hep bir uhde olarak kalmıştı. Türkiye'nin okuyan insana ihtiyacı olduğunu da biliyordu. Bundan dolayı eğitimli insana karşı hep bir saygısı vardı. Mesela babasına hürmetini, saygısını, o hani baba evlat ilişkisinin dışında babasına hürmet saygısının temelinde babasının hoca oluşu, öğretmen oluşu yatıyordu. Okula gidememişti, içinde kalmıştı, uhdeydi. Okumuş insana karşı hep bir saygısı, hürmeti vardı. Hayatının dönüm noktalarından birini bir tıp hekimiyle yaşadığı için tıp hekimlerine ayrı bir saygısı vardı. Onu dinleyelim, onun üstüne devam edelim mi o zaman hocam? Bilen tüm insanı Doktor Mehmet Ali Altın, Doktor Mehmet Ali Altın. İnsanlıktır onun yolu, yüreği insanlık dolu, şehrin altın oğlu Doktor Mehmet Ali Altın, Doktor Mehmet Ali Altın. Ya yani çünkü yazacak kadar sevmiş. Evet. Şimdi tabii, hocam. Aa çok. Orada Neşet Hoca Ankara'da çalıştığı yıllarda rahatsızlanıyor. Artık parmakları saza basamayacak hale geliyor. Bu arada Neşet Hoca'yı sahne aldığı gazinoda sürekli fırsat buldukça dinlemeye gelen Kırşehirli hemşerisi Doktor Mehmet Ali Altın vardır. Hastalandığı zaman da sosyal güvence falan yok. SGK yok, Bağkur yok, emekli sandığı yok. Zor yıllar tabii değil mi? O dönemler onun tabii için ekonomik açıdan da zor yıllar. Herhalde neredeyse boğaz tokluğuna çalıştı değil mi? Bir kazinoda türkü söyledi. Aynen öyle. Ve hocam oraya şunu ekleyelim. Şimdi Neşet Ertaş aslında o dönemde günümüzün Tarkan'ı. Günümüzde Tarkan neyse o zaman Neşet Ertaş o. Tarkan dediğinizde nasıl herkes biliyorsa Neşet Ertaş dediğinizde herkes biliyor. Fakat ekonomik olarak ahım şahım ekonomik rahatlık içinde olduğu dönem değil. Aslında iyi para kazanıyor. Ama kazandığı parayı ihtiyaç sahiplerine, eşiyle, dostuyla paylaştığı için çok kazanan ama az rahatını, keyfini süren bir insan. Ve o dönemler dediğim gibi sosyal güvencesi yok. Hastalanıyor. Kapısını çaldığı kişi Doktor Mehmet Ali Altın. Doktor Mehmet Ali Altın Neşet Hoca'ya çok iyi sahip çıkıyor. A'sından Z'sine, tepeden tırnağına sağlığına ilgilenen, hep yanında olan kişi. Hatta Neşet Hoca yurt dışına gitmek istemiyor tedavi için. Yurt dışına gidip tedavi olması gerektiğine inandıran, o kararı verdiren kişi de Doktor Mehmet Ali Altın'dır. Ve yurt dışına gittiği zaman da Mehmet Ali Altın şeyi bırakmıyor, ilgisini bırakmıyor. Sürekli yazışıyorlar, sağlığını soruyor, tavsiyelerde bulunuyor. Orada hangi tedavileri gördüğünü falan öğreniyor. Bu vesileyle aralarında hiç bitmeyen, kopmayan, gün be gün artan bir muhabbet oluyor. Sağlığına tekrar kavuştuğu zaman da Neşet Hoca
O dar günde yanında olan Doktor Mehmet Ali Altın'ı unutmuyor. Onun adına az evvel dinlettiğiniz türküyü söylüyor. Evet. Doktor Mehmet Ali Altın'la ilgili şunu ekleyelim hocam. Artık Doktor Mehmet Ali Altın'ı Kırşehir'de bilmeyen yoktu. Kırşehir'in Altınoğlu Doktor Mehmet Ali Altın ya. İnanır mısınız? Hekimliği bırakıp siyasete girmek zorunda kaldı bu türküden sonra. O kadar meşhurdu yani Orta Anadolu'da. O kadar meşhur oldu. O kadar etkili oldu. Ve insanlar artık Mehmet Ali Altın Bey'e hocam sizi işte siyasette görmek istiyoruz. İnsanlara hizmetinizi daha genişletmiş olarak görmek istiyoruz diye baskıyla hekimliği bırakıp siyasete atıldı. Kırşehir milletvekili olarak parlamentodaydı. Evet. Sonra Ankara'da bir hanımla tanışıyor, evleniyor sanırım değil mi? Onunla ilgili türküleri de var. Ankara'da evleniyor. Leyla teyzeyle. Evet. Sonra da tabii şey oluyor. Yani evet. Boşanıyorlar. Hatta biraz babasıyla da arası açılıyor. Gökhan Bey. Bir Leyla türküsünü dinleyelim de sonra devam edelim. Gider. Gözlerin derde çare de, eyle yârim eyle. Senin için yanarım da aman Leyla Leyla. Kerem misalin aradım, böyle yârim böyle. Kerem misalin aradım, böyle yârim böyle. Gökhan Bey. Evet. Neşet Usta aşk adamıydı ya. Valla. Diyor ki ben doğdum 5 yaşında aşıktım. Aha da gene aşığım. Yani bunu söylerken ki yaşta işte 74 yaşında herhalde vardı o kadar. O vakte kadar artık o yaşlarda bile. Şimdi aslında şöyle bir şey de var. Neşet Usta'nın sevdiği bütün kadınların adı Leyla. Yani Leyla teyze yazdığı türküler tabii ki var. Ama zaten Leyla teyzenin de asıl adı Nigar o zaman. Neşet Usta Almanya'ya gittikten sonra adını Leyla olarak ekletiyor, değiştiriyor. Ya da ekletiyor mu değiştiriyor mu bilmiyorum ama Neşet Usta'nın aşık olduğu bütün kadınların adı Leyla. Bunlar yaşadığı, yaşamadığı, gördüğü, görmediği... Herkesin adı Leyla. Aşk onun için gerçekten hani sevgi kıblesi ama içindeki ateş onun şeyi soluğu aşktan geçer. Yani öyle hatta aşkın bence nasıl yaşadığına dair bir tabiri de bir gün Cengiz Özkan vardı. İşte o zaman Karadeniz'de bir şeyde küçük bir ilçede konser vermeye gittik. Kaymakamın evinde kalıyoruz. Ben de bunlara hizmet ediyorum, oturuyorum falan. Baktım işte bizim şeyler, bunlar sabaha karşı 4-5 civarı. Elimde de kamera çekiyorum, fotoğraf çekiyorum, izliyorum bunları. İşte bunlar aşık olup sevememekten, sevdiklerine gidip söyleyememekten falan. İşte hocamla dertleniyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Şimdi hoca bunları dinledi. İşte hocam bir gün gül oluruz, bizi de gelir, koklar birisi falan söylüyorlar. Neşet Usta birden fıttırdı. Ya orada bir durun dedi ya. Ben burada dururken, koklama imkanına sahipken, aha da güzel orada dururken, ben niye bekleyeyim gelsin beni koklasın dedi. Gider koklarım ya dedi. Sonra bastı kakay. Sonra dedi ki çocuklar, ama dedi, gönülle yaşarsam dünya benim. Gönülsüz yaşarsam dünyanın ben neyim? Allah etmesin dedi. Yeter ki karşımızdakine sevgimizde ihlal olmasın. Yani bu bir atasözü yarattı o gün. O güzel sohbetin içerisinde. Hatta şu an dolaşıyor ortalıkta yazdığımız bir şey. Yani eğer sevginizde karşı tarafı inciten bir şey yoksa Neşet Usta içinde aşk onun ekmeğiydi, suyuydu yani. Karın nasıl olsa doyar. Gönlü doymadan
Doyar mı insan? Öyle diyordu. Evet. Sonra da herhalde bu evlilik yürümüyor. Ayrılıyorlar. Onunla ilgili evet. Onunla da ilgili tabii pek çok evlilik bittikten sonra acıyla yazılmış şeyleri var, türküleri. Onlardan evet. Bir tanesi de Yalan Dünya. Yalan Dünya var. Yazımı Kışa Çevirdin var herhalde. Değil mi? Evet. Onu Koray Avcı'dan dinleyelim mi? Olur. Dinleyelim hocam. Ben bunu Koray Avcı'dan Beyoğlu'nda o zamanlar sokakta şarkı söylerken dinlemiştim. Ay güzel. Evet. Bu Bozkır'ın tezenesinin hikayesi nedir? Yaşar Kemal koyuyor herhalde. Değil mi bu ismi? Evet. Bozkır'ın tezenesini. Ehliyetsiz arabaya binip kaza yapıyor Yugoslavya'da. Araba bunun eline kalıyor. Arabanın direksiyonuna geçiyor. Geçtiğinde kullanmayı öğreniyor. Sonuçta ama o otobanlardan geçiyor ama bir yerde bir kazaya karışıyor. Bunu içeri atıyorlar. Sonra kimsenin seni duyamadığı düşünüp çaresiz kaldığını hissettiği, hani böyle artık o kadar üzülüyor ki bu, o kadar üzülüyor işte hapishanelere güneş doğmuyorun yarattığı zamanlar. Onu işte. Onu da dinleyelim biraz sonra. Sonra bir bakıyor buna bir tane hediye kitap geliyor. Gülsüm bu arada bir şey o arada bir şeyi unutmayalım. Araba kendi adına ama ehliyet de onun ehliyet de yok kullanan da değil. Yani buna itiliyorlar arabayı. Şey turnesinde alıyor bu. Sonra iki arabalar şey de var değil mi o şençalar da mı vardı? Evet şimdi? Evet. İki araba geliyorlar. Yugoslavya'da kaza yapıyorlar. Tamam sonra bu geçiyor direksiyona. Hani diyorlar geç araba senin. Polis geliyor otur direksiyona diyorlar. Bilmiyor. Debriyajla gösterin bari diyor. Gösteriyorlar ama işte otobandan gelebildiği kadar ama bir yerde kaza işte oluyor. Yugoslavya'da derdini de anlatamıyor. Dili de bilmiyor. Suçlu sayılıyor falan. Sonra bir kitap geliyor ona. Hediye. Kimsenin onu duymadığını zannettiği zaman bir umut ışığı gibi kitabın üstünde Bozkır'ın tezenesine selamlar. Ne güzel bir betimleme değil mi ya?
Yani, güzel, çok. Evet, çok, onu düşünmüş olması da çok güzel tabii. Evet. Sonra zaten sesinin duyulduğunu, aslında yalnız olmadığını da öyle görüyor, değil mi Öner abi? Evet. Şimdi birilerinin haberi var. Almanya'ya konsere gidiyorlar. O türküyü dinleyelim mi Selda'dan? Olur. Bir de bir garip tanımı var. Garip ozan. O nereden geliyor o tanımlama? Garip ozan tanımlaması. Garip kullandığı mahlas hocam. Mahla. Biliyorsunuz Türk edebiyatında aşıklık geleneğine bağlı olarak eser ortaya koyanlar halk edebiyatında genelde kullanılan şey vardır. Sabit mazmunlar vardır. Bir de mazmunların haricinde ozanların kendileri için ruh hallerinle özdeşleştirdiği kullandıkları mahlaslar var. Neşet Hoca da garip mahlasını kullanıyor. Garip mahlasını kullanmasının sebebi de İstanbul'a ilk gittiğinde Şençalar Plak'ta Neşet Hoca'ya dinlemek için ilk şey yaptıklarında çal bakalım garip diyor. O çal bakalım garip deyip çalmaya başladığında o ifade, artı bir de orada babasının türküsü Garip Bülbül'ü seslendiriyor ya, İkisini özdeşleştirerek kendine garip mahlasını aldığını söylerdi. Bir de biz garipleriz, fakir fukara, gariban insanlarız, bize de garip mahlası yakışırdı diyerek garibi oradan kullanıyor hocam. Oradan geliyor. Bir, evet. Onun bir türküsü daha var, onu bir çalayım. Şeyler vardır mutlaka. Bu müziği tanıyacaktır dinleyenler. Bu meşhur bir dizi filmin jeneriği aynı zamanda. Öyle değil mi? Evet. Yine bunun arkasında da bir aşk hikayesi var herhalde, değil mi? Çalıştığı evet. Yerde. Seyhan Hanım var değil mi? Onun hikayesi nasıl? Seyhan Hanım'ın hikayesi
Beyan ablayla... Hatta onun türküsü de var değil mi? Onu da ben sonrasında çalayım. Tamam. Seyhan abla babası da müzisyen olan Kayseri'de bir ablamız. Çok güzel bir kadın. 15 yaşlarında, 15-16. İşte gece beraber düğün çaldıktan sonra evlerine gittiklerinde görüyor kızı. Onların evde. Onların eve bu para saymaya gidilir, oturup içmeye gidilir falan. İşte onlara gittiğinde görüyor Seyhan ablaya aşık oluyor. Neşet Usta gidip gelince ama bir şey söyleyemiyor tabii. Baba da şey onun için bir büyük. Sonra gel zaman git zaman aşk fena depreşiyor. Ama Seyhan abla almıyor ustayı. Zaten Neşet Usta da o aralar evli ama hani çok şey değil. Hani beraber değil. Bir şey yani. Bir özgür artık yani. O evliliğin bitme zamanlarına yakın herhalde. Dane dane benleri var türküsünü yakıyor. Seyhan abla hakikaten şuralarda böyle benler vardı. Sonra hocam alamıyor. Başkasıyla evleniyor Seyhan abla. Almanya'dan sonra geri geliyor. Tekrar diyor hani gel. Gitmiyor Seyhan abla. 2000 yılında Harbi Açıklava Tiyatrosu'nda kalan müzik yaptığı konserde karşılaşıyorlar. Ama onunla değil, ablalarıyla. Fotoğraf çekilmeye giriyorlar kuliste. Ve Neşet Usta onları görünce ben size geleceğim bugün diyor. Ve gece onlara gidiyor Neşet Usta. Ve 30 sene sonra, 35 sene sonra Seyhan ablayı görüyor. Seyhan ablayı getirtiyor akşam oraya Neşet Usta evinden. Ve artık 35 sene sonra karşılaştıklarında Seyhan ablanın da eşi 1,5 sene, 2 sene önce ölmüş. Seyhan abla bekar bir kadın. Zaten ustanın temelli Türkiye'ye dönmesindeki şeylerden bir tanesi de Seyhan ablası herhalde. Çünkü son ölene kadar onun yanında olan ben arkadaşı kalan insan Seyhan ablaydı. Ben en son Seyhan ablayı gördüm. İşte ondan önce 25 sene kadar İfaka abla vardı. Onunla tanıdım. Almanya'da Neşet Usta ile beraber ona eş olmuş. Evet. Son döneminde Seyhan Hanım bakıyor değil mi ona hastanede? Evet tabii tabii. Gökhan Hocam, azıcık sesi kısarsanız ben bir şey söyleyeceğim. Şimdi benim Seyhan ablayla ilk tanışmam nasıl oldu? Neşet Usta geldi Türkiye'ye. İbo Show programı için geldi. Bir de bir etkinlik var. Ama sonra Neşet Usta yok oldu ortadan. Ya 6 ay haber alamıyorum. Hiçbir şey yok. Şey de burada, İfaka Tablı da burada gelmiş. Fakat abla da bildiğimi düşünüyor. Beni sıkıştırıyor. Neşet Usta ile Almanya'da yardenlik yapan. Yani 20 sene kadar beraber yaşayan abla. Sonra neyse. Neşet Usta yani abla gitti. Döndü Almanya'ya. Sonra o döndüğüne emin olunca Neşet Usta işte beraber Altınoluk konserine mi gidecektik? Öyle bir şey. Gittim Neşet Usta'nın yanına. Dedim ya hocam neredesin? Bir baktım orada güzelce bir kadın oturuyor. Ama böyle Hazan hanımefendi. Kahve gelmiş. İşte kahvenin yanında ince sigarasını yaktı. Seyhan abla bu arada tanıştık. Aa Seyhan. Seyhan abla dedi bak ben Dane Dane Benleri türküsünü yaktığıyım. Aa dedim. Ne mutlu. Neşet Usta yanımda böyle. Şimdi benimle böyle kulak kulağa hep yaptığımız dedikodu yapıyoruz. Şey diyor kahveyle beraber o ince sigarasını yaktı Seyhan abla. Eğildi. Bak gördün mü diyor. Nasıl adabı biliyor. Gördün mü Gülsüm. Yakışmıyor eline. Hani böyle bir çocuğun aşkı olur ya. Hani çocuğun heyecanı. Çocuğun nasıl anlatamadım da ben o anı çok güzel yaşadım yani. Dedim evet hocam ya her şey de çok yakışıyor. İnşallah çok güzel olurum. Çok mutlu olursun. Ondan sonra da dönmedi zaten. Evet. Bir daha dönmedi. Getirdik. Sonra 6 ay saklandı.
6 ay sonra ben de 6 ay sonra gördüm. Sonra işte artık yaktı, bir daha da gitmedi zaten. Etkinlik aldık, ona bile son bir hafta kala dedi ki eğer dedi ceza ödeyeceksek de ödeyelim ama gidemeyeceğim dedi. Çünkü yurt dışındaki yalnızlığı çok fena. Orada konserlere falan gidiyorlar çünkü yurt dışında. O Türkiye'de gerçekten çok iyiydi. Son süreç çok iyiydi yani. Buradaki sevgiden, ilgiden çok memnundum. Müzisyenleri gece günlerce çalıyorlar. İşte düğün çalıyorlar falan Almanya'da. Geri herkesi evine bırakıyor, bırakmak istemiyor. Ne olur gidelim bana, ben de oturalım diyor. Çünkü o kadar yalnız ki. Almanya'daki Türklerin hali o yani. O da buraya geldiğinde çoğul olmayı öğrendi. O yüzden çok kıymetliydi onun için burada olması. İzmir'i de çok sever bu arada. Güzel İzmir, sana geldim. Gökhan Hocam, onu evet. Okursunuz. Tamam. İsterseniz bir ara verelim, bir 10 dakika. Olur. Yoruldunuz siz de. Olur hocam. Cana, Öner Bey, sizin söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Konu aşk olursa, şiir olursa, Neşet Ertaş olursa ben hiç susmam hocam. Normalde de şimdilik yok. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam. İsterseniz bir 10 dakika ara verelim. Sonra da hayata bakışı, şey hayatın özellikle son döneminde, o olgunluk döneminde hayata bakışı, UNESCO'nun onu insan hazinesi, Türkiye'nin insan hazineleri arasında göstermesini, onları konuşalım. Yaşam felsefesini konuşalım. Bir 10 dakika ara verelim. Herkes bir nefes alsın. 11'de tekrar buluşalım. Tamam hocam. Açık şu anda sistem. Kapatmanıza gerek yok. Öyle mi? Evet. Tamam. Sesi kapatabilirsiniz eğer. Bir mola verelim, bir dinlenelim. Tamam hocam. Peki. 10 dakika sonra görüşürüz. Saat 11'de. Görüşürüz hocam.
Çünkü yarın
Başlayalım yavaş yavaş. Öner Bey de burada mı? Öner abi çıktı mı? Burada mı? Burada. Burada. Evet. Tamam. Yavaş yavaş başlayalım. Tamam. Ben hazırım hocam. Tamam. Benim balım da geldi. O da hazır. Ay. Evet. Sonra tabii son döneminde kanserden vefat ediyor. Vefat ediyor herhalde, değil mi hastanede? Evet, evet, evet. Şeyde safra kesesinden hasta olduğunda koşa koşa işte sabah 5 civarı hastaneye götürüyor onu Seyhan abla. Beni aradılar. Dedi ki ya biz geldik. Çok kötü, ameliyat olması lazım herhalde, artık dayanamıyoruz. Orada işte yine bir hekim Özcan Bey çıktı karşımıza. Orada doktorlar söylediler. Neşet Usta'ya söylememişler. Seyhan Abla'ya söylemeye çalışmışlar. Aslında da Seyhan Abla duymak da çok istememiş. Yani kötü bir şey duymak istememiş aslında. O zaman işte Özcan Bey bana söyledi. Doktor Özcan Bey. Şu an Rize'de. Dedi ki ya mesanede kitleler bulduk ve hiç güzel değil dedi. Yani hiç iyi görünmüyor. Safra kesesini hallederiz ama asıl önemli olan buraya bakmak. İşte sonra o süreç başladı. 2010 yılı Aralık ayında 8 Aralık'ta hastaneye yattığımız, yani yattığında hocam safra kesesinden o kitleleri gördüler. Sonra 2011 yılı Mayıs'ında ameliyat oldu. İstanbul'da Acıbadem'de 10-12 saat sürdü işte, ama ameliyat sonrası toparlayamadık. 2012 yılı Ocak'ta da artık bu şeyin kemiklere zıpladığını öğrendiğimiz gündü. Ondan sonraki süreç şey geçmedi ama örneğin Eylül'de kaybettik hocayı. Mayıs'ta bunlar İzmir'e geldiler tekrar. Biraz İzmir'de kalıyorlardı, biraz İstanbul'da. Geldiklerinde işte ben biliyordum kemiklere zıpladığını.
Artık yani dönüş olmadığını öğrendiğimiz tarih biz hep kurtulur diye baktık. Çünkü iyi bir temizlenme olmuştu ama işte kemik taraması biraz geç olmuş ve kemiklere zıpladığını geç anlamışız. Bana şey dedi, ya dedi, ben dedi sabahları dedi biraz dedi eğil kalk hareketleri yapıyorum, banyoda gülsüm dedi. Mayıs'ta karşıladığımda, ondan 4 ay sonra öldü. Ya dedi şey oluyor, yanlış hareket yaptım herhalde. Buramda bir şey dedi takıldı. Şimdi o ağrıyor dedi. Aslında artık kemiklerde kanser hücrelerini gezmeye başladığı zamandı ama o yine hiç yakın getirmedi son ana kadar. Şey var, implant yaptırıyordular onlar Seyhan ablayla. Örneğin implantın çivisi takıldı ikisine de. 23 Eylül'de kalbi durdu. Sonra makineye bağlandı. İşte 25 Eylül gecesi ilk sularda saat 2'ye doğru falan aslında artık makinede çalıştırmadı, vefat etti ama sabah saat 8.45 diye bir saat çıktı orada. Normalde geceydi çünkü ben gittiğimde artık şey bitmişti yani yoğun bakımda. Örneğin dişlerinde şey var, ayın 21'inde Seyhan ablayı şeye götüreceğim, dişe o şey takacaklar. İkisi beraber gidip geliyordu. Seyhan abla dedi Neşetciğim ben gidiyorum ödemesini de yapayım dedi. Yok dedi yapma. Ben dedi şey yapacağım. Buradan çıkacağım. Kendiminkini de yaptığımda hepsinin ödemesini beraber yaparım dedi. Bunu söyledikten 2 gün sonra öldü usta. Ama hiçbir zaman öleceğini düşünmedi. Yani işte öldü haberleri falan yapılıyordu. Hatta Habertürk'ten bizim Gülçin'e telefonda dedim ki açtım telefonu canlı yayında. Söylettim o zaman. Dedi ki çıkmadık. Candan ümit kesilmez. O can hala içimde. Bunu kendi sesiyle duyurdum o zaman. Habertürk vasıtasıyla. Kötü zorlu bir dönemdi ama o güzel bakıldı. Son anına kadar. İyiydi. Hiçbir zaman da ölümü yakıştırmadı. Zaten bu ruhların öldüğüne inanmıyorum. Bir geçiş noktası. Onun da öğreneceği çok fazla bir şey kalmamıştı. Çok acı da çekmedi. Ama öyle gitti dünyadan benim usta. Evet. Mezar taşında şey yazıyor sanırım. Sakin ol ha insanoğlu, incitme canı. Her can bir kalp, hakka bağlı, incitme canı. İncitme, evet. Onu çocukları seçti herhalde. Mezar taşının da oğlu, kızı, onlar beraber yaptırdılar. Sanırım o zaman başkan falan yaptırmak istemiş. Onu kabul etmediler. Tabii yurt dışındalar. Çok fazla göremiyorlar falan babalarını. Onlar da işte son 15 gün falan şey yaptılar. Kimsenin haberi olsun istemedi. Şeyde. Yani hastalık sürecinde. O büyük ameliyatında bile hiç kimseyi istemedi örneğin. Ben zorla, hatta hastaneye giremiyordum, morg kapısından girdim, cenazem varmış gibi öyle çıktım yukarı sabah 7'sinde. Yanaklarını sıka sıka onu 12 saatlik ameliyata, bağırsaklarının işte mesanesinin alında ameliyata girmişti. Hasta insanlara yardım ederdi usta, çok yardım ederdi ama şey yapmazdı, hani hastalığı gidip ziyaret etmezdi, görmek istemezdi. Aslında görmek istemediğini görmezdi. Yani siz ne söylerseniz söyleyin. Yani buna en güzel örneği şeyden vereyim. İşte sahnede der ki ne söyleyeyim? Sorar izleyicisine. Herkesin ağzından bir şey çıkar. Ama usta hiçbirinin söylediğini söylemez. Ya diyordum hocam niye soruyorsun? Nasıl olsa sen onlarla benim aramdaki şeyi bilmen diyordu. Ben zaten diyordu onlara söylerken ne çalsam ne söylesem hepsi sizin için diyorum diyordu. Zaten onlar için çalıyor. Peki diyordum niye soruyorsun? Şey diyordu. Onlar da hani beraber olduğumuzu bilsinler. Yani o hepsini de söylüyorum da hani onlar da bilsinler istiyorum diyordu. Örneğin ceket çıkarma hikayesi. Diyordum zaten çıkartacaksın. Hiç giymeden çıksam ne olur? Sen anlaman diyordu ya. Sen anlaman, sen git. Farklı bir iletişim vardı biliyor musunuz? Bu kardeş türkülerle yanıyorum şeyi olduğu zaman. Albümü, o parçayı bir dinleyin.
20 tane enstrümanla çalıyor Kardeş Türküler. Bu Neşet Usta'nın Muharrem Usta'nın Bahçe Duvarı'ndan açtığım türküsünü. Sonra onlar tınk diye duruyor. Lan bir bağlamayla koca bir orkestra gibi giriyor zaten. Öner abi değil mi? Bizler ya da işte bu Tezeni'nin o tın değişinden kimi çaldığını anlar oluyoruz değil mi? Kesinlikle. Yani istediği kesinlikle kadar şu güzel sanatları okuyan, bağlama çalıp şey yapan çocuklara biraz kızıyordu ama. Diyordu ki bizimkilerin diyordu bir çalgısı var diyordu. Bir ekmekleri oradan geliyor. E şimdi niye bunu yapıyorlar bilmem. Bizimkiler aç kaldı diyordu. Bizimkiler işsiz kaldı, güçsüz kaldı falan. Ama onu çok seviyorlardı. Gençlerin onu sevgisine çok zor kaldı. O garip bir tarafı omuzaya bezik insanlar. Hani çok zor inandı ona. Ve en mutlu olduğu şeydi ODTÜ'de verdiği konser. Üniversitelerde gençleri çok acayip mutlu. Şehirde bir şeyi var. Kendisine ait bir heykel var. Sanırım o onu da ifade eden bir heykel. Şimdi görünüyor mu bilmiyorum ekrandan. Görünüyor hocam. Şeydeki evet. Evet, karşısında bir çocuk var sazıyla. Onun heykeli bu evet. Herhalde Muharrem Usta ile heykelin bir hikayesi var hocam. Dinleyelim. Üstadım sizden dinleyelim heykelinin hikayesini. Heykelin hikayesi şu hocam. Hani Nasrettin Hoca'nın hikayesine biraz benziyor. Nasrettin Hoca malumunuz. İşte oğluyla beraber bir yere gidiyormuş. Kendisi eşeğe binmiş. Oğlu yanında yürüyormuş. Görenler hocaya kızmışlar. Kocaman adamsın. Çocuğu niye yürütüyorsun? Hoca iniyor. Oğlanı bindiriyor. Bu defa görenler diyorlar ki yaşlı başlı adamsın. Sen yürüyorsun. Küçücük çocuğu mu bindirdin eşeğe? Arkasından ikisi birden iniyor. Eşek boş gidiyor. Tekrar görenler diyorlar ya siz deli misiniz? Baba oğul yürüyorsunuz. Eşek boş gidiyor. İkisi eşeğe biniyor. İşte niye öyle yaptınız muhabbeti var ya. Ona evet, benzer bir hikayesi var. Şimdi diyor ki Neşet Hoca heykeli yapacaklarını söylediler arkadaşlar diyor. Nasıl yapalım? Nasrettin Hoca'nın fıkrası aklıma geldi diyor. Babam eşek de olsa ben yanında yürüsem bir türlü. Ben eşek de olsam babam yürüse bir türlü. En iyisi dedim diyor. Hayvan da bir candır. Can cana zulüm etmez. İnsan eşeğe binip de efendime söyleyeyim eşeğin canını acıtmaz. Eşeğin üstünde olmayalım ikimiz de dedim diye. Yani orada da insana olan saygısı, canlıya olan saygısının ifadesi olarak heykelin bu şekilde olmasını özellikle istiyor. Ne güzel. Evet. Şimdi hocam şeyi söyleyeyim. Az evvel sizin giriş ifadenizden onu yakaladım. Şimdi Kırşehir şeyde TRT'de programlar olurdu. Müzik programları olurdu. Veyahut da diğer kanallarda olurdu. Israrla kullanılan bir ifade vardı. Kırşehirli yöresel sanatçı Neşet Ertaş ya da sözü ve müziği Kırşehirli yöresel sanatçı Neşet Ertaş'a ait olan ifadesi vardı. O benim ta gençlik yıllarından itibaren çok ağrıma giderdi. Sanki özellikle ağız birliği yapmışçasına Neşet Ertaş'ı yöresel bir sanatçı çemberinin içinde bırakılmaya çalışılıyordu. Bunu diyorum ya sanki böyle bir ağız birliği yapılmışçasına ille de Neşet Ertaş yöreselde kalsın gibi bir şey vardı. Algı oluşturmaya çalışıyordu ama onu o çemberin içine sığmadığını biz biliyorduk zaten. O çemberin ona dar geldiğini biliyorduk.
Ve çok şükür ki öyle olduğu da ispatlandı. Bugün Neşet Ertaş Kırşehirli yöresel bir sanatçı değil. Neşet Tabii. Ertaş Türkiye'ye mal olmuş bir sanatçı. Neşet Ertaş müziğin olduğu yerde, sanatın olduğu yerde nefes alınan verilen duyarlılığın duygu sahibi insanların olduğu her yerde bir sanatçı. Bunu özellikle söylemek isterim. Bu arada hemen şunu da anlatsanız hikayesini, dünya mirası, dünya kültür mirası içerisinde Türkiye'nin insan hazinesi UNESCO tarafından seçiliyor. O hikayeyi de hikayesiyle beraber anlatabilir misiniz onu da? Çok isabetli oldu. Gülsüm? Yok, ben yanındaydım. Yaşayan kültür hazinesi olarak onu gösterdiklerinde ben o haber geldiğindeki halini biliyorum. Gerçekten hani artık ne kadar yol gelmiş olduğunu ya inanamadı. Ben öyle söyleyeyim. Hani ben oradaki duygularına tanırım. Ama bu işin arka sürecindeki hani bunu Neşet Usta'yı gösterirken hani nasıl bir yol izlendi, ne yapıldı bunları bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki o olduğunda ben olmuşum herhalde dediği zamandı işte. Yani kendisini de böyle hissettiği bir dönemdi. Siz görüşüyor muydunuz Öner abi o dönemlerde? Ben sen Ankara, ben detay bilmiyorum. Ben hocamın yanında hani böyle nereye koyacağımızı bilemediğimiz mutluluklarımızı biliyorum onunla ilgili. Hatta ona gönderirken, o ödül törenine gönderirken, o ilk şeyleri hazırlarkenki süreci biliyorum. Şimdi orada şunu söylemek lazım. Bugün girin Google'dan ya da YouTube'dan ararsanız görülür. Amerika'da bağlama çalan sanatçılar var. Ve bu insanlar Neşet Ertaş çalıyor. Alman bağlama sanatçısı var. Orijinal Alman bağlama sanatçısı. İşte Türkiye'ye turist olarak geldiğinde diyelim ki görmüş veyahut da Almanya'daki bir Türk arkadaşının ailesinden birinin düğününe gitmiş, orada görmüş. Bağlamaya heves etmiş. Bağlama çalıyor. Çaldığı türküler, Neşet Ertaş'ın türküleri. Ülkemizde yaşayan Japon arkadaşlarımız var. Japonya'da yaşayan Japon sanatçılar var. Çaldıkları türküler Neşet Ertaş türküleri. Afrikalı Kara Erik gibi delikanlılar bağlama çalıyor, Neşet Ertaş çalıyor. Yani Neşet Ertaş biz görelim ya da görmeyelim, farkında olalım olmayalım, Neşet Ertaş dalga boyu gibi ülkenin sınırlarını aştı. Değişik kıtalarda, değişik ülkelerde bağlamasıyla özdeşleşmiş. Artık yerel bir sanatçı özdeşleşmiş bir sanatçı oldu. Tabii ki. Ve bu Kültür Bakanlığı'na UNESCO tarafından getirilen bir teklif. Kültür Bakanlığı da sağ olsun bu konuda hakikaten elinden gelen ne varsa tüm doneleri ortaya koyarak Neşet Ertaş'ın yaşayan bir hazine olduğunu sazıyla, sözüyle, ortaya koyduğu eserlerle ispatladı. Onun neticesinde UNESCO tarafından böyle bir ödüle layık görüldü. Hak etti. Hak ettiği bir ünvan, hak ettiği bir ödül kendisine sunuldu. Şimdi bir gene ondan bir türkü dinleyelim mi? Yalan Dünya. Selda Bağcan'ın en güzel, en temalı eserlerinden biri. Evet, sonra... Leyla teyze yazmış. Leyla teyzeyle ayrıldıktan sonra herhalde. Leyla teyze. Evet. Türkiye'ye girmeden önce. Buyurun Öner Bey. Hocam şunu söyleyeyim. Neşet Ertaş bize geride sadece türküler bırakmadı. Neşet Ertaş bize
türküleriyle birlikte atasözleri bıraktı. Deyimler bıraktı. Nasihatler bıraktı. Çok güzel şeyler bıraktı. Ve bıraktığı türkülerin hiçbiri klasik bağlamın türkü sözleri değil. O kadar güzel ifadeler var ki. İşte yani, ne? Aslında çok güçlü bir şair aynı zamanda. Yani. Tabii ki. Mesela ah yalan dünya. Bugün ah yalan dünya ifadesini kullanmayan insan mı var? Ya da yazımı kışa çevirdin diyerek sevgilisine sitem etmeyen mi var? Veyahut da iki büyük nimetim var. Biri anam, biri yarim demeyen, seven insan mı var? Efendime söyleyeyim, cahildim dünyanın rengine kandım. Şimdi Gökhan Hocam, hepimiz insanız, yaptığımız şeylerden pişmanlıklar duyarız. Pişmanlığımızı ifade ederiz, özürümüzü beyan ederiz. Ne deriz? Ya işte dün kalbini kırdım, özür dilerim. Ya dün aslında öyle söylemek istememiştim. Vallahi nasıl oldu farkına varmadım ama işte öyle davrandım, seni kırdım. Yani pişmanlığı insanlar çeşitli sözlerle ifade edebilir ama hiçbir insan bir pişmanlığı cahildim dünyanın rengine kandım ifadeleriyle tarif edemez. Öyle. Neşet Ertaş bu işte. Onu mu dinlesek acaba dedim şimdi. Hepimiz söylüyoruz. Evet, sizin bir araba hikayeniz var onunla. Ha, şimdi ben kaç yılı? 2008 araba alacağım. O zaman arabam yok. Babamın arabası var. İşte abimin arabası var. Ben de taksilerle geziyorum. Biraz da gece hayatımız da var tabii. İşte alkol falan da var. O yüzden araba çok mantıklı değil aslında. Ama 2008 mi 2007 sonları araba alacağım ben. Dedim ki hocam ben araba alacağım. Bu arada gittim arabamı beğendim. Toyota alacağım, Aris alacağım. Hani böyle ruhumda kapora falan vereceğim. Vermemiştim herhalde. Vereceğim ama. Rengini falan seçtim. Hocama dedim ben araba alıyorum hocam. Dedi ki ha yakışır benim menajerime. Dedim dedi ikinci el dedi 10-15 binde 20 binde bir tane araba alırsın yakışır dedi sıfır sayılır yok dedim kimsenin bindiği arabaya binmem ben baktı böyle niye dedi Gülsüm'üm ben dedim hani böyle bir şımarıklık tabii çok gencim çok para kazanıyorum konumum da iyi ben ego tavan olmuş bende dedi ki sen kim oluyorsun ben Gülsüm'üm. Ben dedi halkın sanatçısıyım, sen de halkın sanatçısının menajerisin. Almayacaksın, alacaksın ikinci el alacaksın. Almayacağım dedim. Alma, ben kimsenin bindiği arabaya binmeyeceğim. Almayacaksın o zaman, alacaksın ikinci el. Yaklaşık 4 ay, yani bu Eylül falan gibi başlamış olsak, Ocak ayında aldım ben arabayı ama. Şimdi o kadar zaman benimle öyle bir uğraştı ki yani aslında bendeki egoyu kırma savaşıdır o. Yani
oturuyoruz. Örneğin konser var. Konser sonrası gece işte kimin konuğuyuz? Belediye başkanının mı konuğuyuz? Belediye konseri mi? Gece oturuyoruz. Ya da biz beraber yani farklı ortamlarda oturuyoruz. O kadar millet bilmiyor. İkimiz biliyoruz ya. Eğiliyor. Çok alakasız bir yerde. Gülsüm. Efendim hocam. Ne oldu senin araba işi? Bir şey olmadı hocam. Şimdi bir tarafım korkuyor. İşverenim, arkadaşım, abim, yarenim. Onun söylediğinin dışında bir şey yapamıyorum. Ama bir tarafta da bir hani derler ya tükürdüğünü yalamak. Tükürdüm sıfır alacağım dedim. Geri de kaçamıyorum. Ama bu arada arabasızım da yani derken benimle dalga geçti. Gizli gizli benim anlayacağım şekilde. Ne oldu araba işi falan. Ben artık ikinci el arabayı kendimce kabul ettim. Gittim bir araba beğendim. Bir akşam oturuyoruz. Üç kişi işte Neşet Usta, ben, Mustafa ve Aydar abi, dördümüz. Bahçede böyle masa, mangal, işte, ya mangal değil böyle rakı makı, güzel bir ortam. Aklıma geldi, tam çıkacağım dedim. Ya hocam bu arada dedim, ben arabamı beğendim, araba alıyorum dedim. Kaporasını da verdim, gideceğim almaya. Dedi ki ah, sıfır mı alıyorsun? Yok hocam dedim, sıfır getirseler gözümde değil, hakikat dedim. Çok güzel iki kapı, işte bir Peugeot spor bir araba beğendim, onu alacağım dedim. Allah Allah, başkasının oturduğuna nasıl oturacaksın sen falan. Bu sefer bunun dalgasını geçmeye başladı, emin olmaya çalışıyor. Ya tamam hocam ben alacağım, aldım dedim ya. Hiç önemli değil ama ben artık sıfır verseler bilmem yani. O araba zaten bir yıl çıkmış falan. 3-4 yaşında bir arabaydı. Tamam dedi. Sonra yine makara geçti. Gördünüz mü başkasının oturduğuna oturacakmış dedi. Vay 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 Gülsüm değişmiş falan. Vedalaştık, ben bunları öptüm. Tam bahçe kapısını çekiyorum. Gülsüm dedi. Efendim dedim hocam. Dedi alma o arabayı. Tam kapatıyordum kapıyı, geri açarak hızla girdim içeri. Ya ne istiyorsun benden? Öldüm dedim ya. Ya alacağım dedim ya. Kaporasını verdim. Alma diyorum dedi. Git sıfır al dedim. Yemin ederim dizlerimin bağı çözüldü. Ben yere böyle çömdüm, başladım ağlamaya. Ama hıçkıra hıçkıra. Ya dedi, önemli olan sen dedin ya dedi, başkasının bindiğine binerim hani. Bu önemliydi dedi. Şimdi git sıfır al dedi. Bak hem ben alayım, git beğen, ne beğeniyorsan ben alayım. Hayır benim param var, ben alacağım. Ya dedi, Almanya'da dedi maaş veriyorlar ama dedi sonra çok yoruldun diye kontona bir tane de yüklü bir para yatırıyorlar dedi. Her sene için dedi. Ben onu vermiş olayım dedi. Bak ne güzel dedi, sayende dedi para biriktiriyorum dedi. Kazanıyoruz beraber, ne olursun dedi. Hani ben alayım dedi. Bak içimden geldi. Hayır istemem bilmem ne. Sonuçta o sözünden de çıkmadım ama bir hafta kadar ikna etti. Bana arabayı hocam aldı. Ama ben o alacak diye Toyota alamadım. O bana dedi ki Jeep al. Ben ondan para gitmesin. Hani zaten utana utana alıyorum. Gittim işte fiyat marka Punto, o zaman yeni çıkmıştı, bir araba beğendim. Arabanın fiyatını söyleyince ona da inanmadı. Bu kadar ucuz araba mı olur dedi. Dedim bunu beğendim, çok hoşuma gitti hocam bilmem ne. Daha fazla da fiyatı, ben az söylüyorum zannetti. Telefonunu aldı falan. Sonra aradı konuştu, baktaki fiyatı bu. Dedi ki bunun sigortasını yapın, kaskosunu yapın, işte ekstra ne koyuyorsun. Hani daha çok versin, onun hayali başka bir şeydi. Sonuçta evet, şeydi ya, yani çok önemli bir şey öğrendim ondan. Aslında büyüklük böbürlenmekten geçmiyordu. Yani bunu öğrendiğimde 30 yaşındaydım. Evet. Büyüklük mütevazilikte. Evet, mütevazilikte olduğunu, evet. Zaten evet. Anadolu'nun en temel ögelerinden biri değil mi? O da evet. Gelenekte de devam bana, ediyor. Evet, bana şeyi söylemişti, hiç unutmam. Bak canım dedi, dolu başak eğik olur. Bu yüzden dedi, hani illa dedi böyle camlarla gezmeye gerek yok. Önce ihtiyacın görülsün. Gerisi çevren içindir de diyordu. Yani bunu kendi lehçesiyle, kendi diliyle söylüyordu ama
Çok bilgeydi ya. Yani bu kısımda bana verdiği ego dersi de inanılmaz. Hayatı tabii son döneminde siz çok beraber oldunuz. Artık o onun bilgelik aşamasına evet. geldiği, böyle yaşadığı o sıkıntı dolu hayattan, evet. aşk acılarından tabii ve yaşadığı derin üzümlerden gelen süzülmüş damıtılmış bir dönemi nasıl bakıyordu hayata? Yani hayata bakış açısı nasıldı? Sonra Öner Bey'e de sormak istiyorum aynı soruyu. Yani aslında her şeye ihtiyaçlar ölçüsünde geliştiği sürece mutlu bir adamdı o. Çok kahkaha atmazdı ama yani çok çok beklentisi yoktu onun hayattan. Bir tek aslında abdallık kendi kültürüyle alakalı onlara çok şey yapmış olmaktan dolayı ihtiyacı olanın yanında olması gereken ama herkesin aynı zamanda yürümesi gerektiğini düşünen bir yapıydı Neşet Usta. Yani örneğin sen ne yapıyorsun diye sorardı. İşte bir şey yapmıyorum ama yapacağım. İkinci defa sorardı başka bir gördüğünde. Ne yaptın? İşte düşünüyorum hocam. Sen bir şey yapamam derdi. O burada bir işe yaramaz derdi. Onu göster. Gölgeye girenin de gölgesi olmaz derdi. Bir çocuk bunun adıyla örneğin çıkıp şey yaptılar. Küçük Neşet, Bizim Neşet isimlerle televizyon programları işte bağlama çalıyor, türkü söylüyorlar. Sonra düğünlere gidiyorlar bilmem ne. Bir gün televizyon programından Neşet Usta'ya bağlanmak istedi. Bağlandı. Hoca da dedi ki, ya dedi tamam her şeyi söyleyin, her şeyi yapın. Ama dedi gölgeye girenin gölgesi olmaz. Adam olan çıkar güneşe kendi gölgesini yaratır dedi. Kendi televizyon programında ya küçük ya büyük Neşet ya bizim Neşet onlardan bir tanesi tam hatırlamıyorum. Çınar gibiydi ve bence herkesin bir çınar olması gerektiğini düşünüyordu. Kadınlara çok değer veriyordu. Ne söyleyeyim ya bir sürü şey. Bizim bir pasaport hikayemiz var biliyor musunuz? Havaalanından geçerken şeyde ilini falan söylemeyeyim şimdi yayınlayacaksınız ama bu Anadolu'da bir havaalanında geçtik uçuş kartlarını alırken ustayı tanıdılar şapkasından. O hocam falan vallahi kimliğine bile bakmaya gerek duymadılar. Sonra X-ray'den geçiyoruz. Bağlamanın ilkinden geçtik. İkincisinden geçeceğiz ama büyük havalimanlarından bir tanesi değil bu arada. İkincisinden geçerken böyle tornavida var küçük. Bağlamanın kurnalarını şey yapmak için. Ara ara tamir etmek için gevşiyorlar falan ya. Onlar için kullanmalık. Şey yaptı. İkinci X-ray'den geçerken oradaki güvenlik görevlisi bir dakika dedi saz geçerken. Oradan onu çıkarttırdı. Sonra başka şeyleri de karıştırtmaya başladı. Orada ilaçları var falan. Ben de Neşet Usta'nın kemerini bile çıkarttırmaya çalıştı. Ya küçücük bir adam kemer var. Ben onu da gördüğümde Neşet Usta dert anlatmaya çalışıyor. Diyor ki efendim diyor bağlamanın şeyleri hastalanıyor. Hani ben onları düzeltmeye çalışıyorum. Bu esnada kemerinizi de çıkartın lütfen falan. Ya biri kimlik sormadı. Oo hocam dedi. 100 metre 50 metre ötesinde neredeyse anadan üryan soyacaklar. Görevlerini yapıyor olmalarına bir şey söylemiyorum. Ama bu değer çatışması dünya genelinde var. Bir yerde ya çok değerlisiniz. Bir adım sonrası hiç değeriniz yok. Oysa hayat ortalamayı bulmalı. Neyse ben saldırdım. Onu söyleyeyim. Bir döndüm kemerini de çıkarttırıyor. Yahu dedim işte Allah ne verdiyse tuttular beni falan. Ortalık karıştı. Benim bir yandan kolumdan çekiyor. Yapma. Tamam tamam efendim lütfen bir şey söyleyeyim. Ya bir sus dedim ya. Sen de dedim bir değerini bil ne demek ya. Ya kimlik sormadı 50 metre ötede dedi. Şimdi burada kemerine kadar çıkarttırmanın o kurna şey küçük şey sana anlattırmanın alemi ne ya?
bu çekiştirmeye çalışıyor. O taraftan adam görevini yapıyorum diyor. Neyse güvenlik şefleri falan geldi. Dedim bir dakika. Kimdir? Dedi ooo Neşet. Dedim kemerini bile çıkarttırıyor. Öbür taraftaki kimlik sormadı. Şu küçücük tornavidadan dolayı adamı anadan üryan soyma durumuna geldi dedim durum. Yakıştı mı dedim ya. Çok özür dilediler sonuçta. Biz geçtik. Uçak röter yaptı. Bu arada sigara içmeye çıkacağız biz hocamla dışarı. Oradan geçmemiz lazım. Şimdi geçerken oradaki memur da o kadar bir yan gözüyle bize bakıyor. Göreceği bir yerde oturmuşuz. Küçük bir havalimanı zaten. Ve adam şey yaptı. Biz oradan geçmemiz gerekti. Sigara içmek için dışarı çıkacağız. Ben böyle adama bakasım geliyor, kolumu çekiştiriyor. Sakın bakma, sakın bakma. O anladı, hatasını anladı. Bakma, bakma, bakma. Orada yaşadığına değil de benim adama yaşattığıma kızıyor. Yani siz buradan çıkartın işte. Ben çıkartamıyorum. Kimseyi incitmek istemeyen bir kişiliği var anladığımız kadarıyla. Yani hayata nasıl bakıyormuş? Sıfır noktasından demek ki değil mi? Evet. Yani orada bir başkasını şey yapmak mümkün mü? Yani bir başka aynı konumdaki birisine bunu yaptırabilir misiniz? VIP'den geçer. VIP aldırmıyordu uçuşlar örneğin. Çok rahat VIP uçuşları aldırabilecekken VIP alamıyorduk. Aldırtmıyordu. Yazık değil mi diyordu ya. Bir saat için o kadar para verecekler gerek yok diyordu. Öner Bey, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı hayata bakışıyla ilgili? Evet. Hocam, Neşet Hocam'la ilgili çalışmada en büyük sıkıntıyı yaşadığım yer şey oldu. Kitabın adı oldu. Buradan şimdi kişiliğine geleceğim. İnanır, kitabın adı konusunda öyle bir kararsız kaldım ki. Çünkü o kadar güzel isimler var ki, kitaba koyabileceğim isimler var ki, hepsi Neşet Hoca ile özdeşleşen. Örneğin, Gönül Dağı diyeyim dedim. Gönül Dağı'nı söylesem öbürleri yetim kalacak. İşte Türkülerin Efendisi diyeyim dedim. Efendi desem Neşet Hocam kabul etmez. Çünkü hep alçak gönüllü, mütevazi kişiliğiyle tanıdığımız bir insan. Türkülerin babası diyeyim dedim. Tek kişilik orkestra diyeyim dedim. Yani o kadar çok ifade buluyorsunuz ki Neşet Hoca'yı tarif eden, birini koysanız öbürü yetim kalıyor. En son şey yaptık tabii, Neşet Ertaş'ın hayatı ve eserleri şöyle de göstermiş olayım izleyenlerimize. Bu birinci baskı, daha sonra da ikinci baskısını çıkardık kitabımızın. O da şöyle yeşil kaplı bir kitabımız. Şimdi şeyde hocam, bu kitabın adının zorluğunu yaşamam aslında Neşet Hocam'ın felsefesiyle alakalıydı. Bu arada şunu ifade edeyim. Neşet Ertaş'la ilgili ilk kitap çalışmasını yapan kişi olduğumu söylerken gururla söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aklına gelmediği, Kültür Bakanlığı'nın aklına gelmediği, TRT gibi dev kuruluşlarımızın, kurumlarımızın aklına gelmediği, kimsenin kalem oynatmadığı bir dönemde Neşet Ertaş kitabını yazdım. Bunu da gururla söylüyorum. Daha 28 yaşındaydım. İnanın ki, hocam özür dilerim, şu telefonu kapatayım. Bizi rahatsız etmesin. Şimdi 28 yaşındaydım Neşet Ertaş'ın kitabını yazdığında. Şimdi olsaydım cesaret edemezdim Gökhan Hocam.
O zaman biraz gençliğin verdiği enerji heyecan, var, tabii. Evet, heyecan. Gençliğin verdiği heyecan, o yüreklilik, bunlarla yazdım. Şimdi olsaydı, iyice tanıdığım için cesaret edemezdim herhalde. İyi ki gençken yazmışım, o heyecanla içine girdiğim dağın, ormanın büyüklüğünü fark etmeden yola devam etmişim. Şimdi Neşet Hoca'yı şöyle tarif edelim hocam. En alçak gönüllüden daha alçak gönüllüydü. Mütevaziydi. Bunu televizyon programlarında da her zaman gördük. Birebir sohbetine katılanlar da bunu gördü, yaşadı. O mütevazilik aslında olgunluğun ifadesiydi. Bugün bulunduğu konumlardaki insanlara baktığınızda hiçbiri bedelsiz olarak orada değil. Sabancı'ya hayat hikayesini anlatıyor. Dinleyenler vay anasına be diyor. Sabancı neler yaşamış meğerse diyor. Koç hayatını anlatıyor. Hani herkesin gözünde bir koç var. Koç hayatını anlatıyor. Nereden nereye geldiğini anlatırken yaşadıklarını dinleyenler vay anasına be diyor. Neşet Ertaş eğer bugün sanatının zirvesindeyse Türk halk edebiyatında, Türk halk müziğinde zirvede duran bir isimse, oraya yuvasını yapmış bir isim, orada anılan bir isimse ödediği bedeller oldu. Bu nedir? İşte yoklukla imtihan oldu. Açlıkla imtihan oldu. Düşünebiliyor musunuz? Devlet sanatçısı unvanı verdiğimiz, kabul etmeyen, UNESCO tarafından yaşayan insan hazinesi kabul edilen bir insanın geçmişinde omuzuna heybe alıp kapı kapı yiyecek dilendiğini. Bunların hepsi hocam ödenmiş faturalar, ödenmiş bedeller. İşte o Neşet Ertaş dediğimizde o olgun, mütevazi insan, gördüğümüz mütevazi insan, az evvel Gülsüm'ün de anlattığı örnekte ki, kendi yaşadığını değil de oradaki güvenlik görevlisinin yaşadığı mahcubiyetin yüzüne vurulacağını düşünerek Gülsüm'ün bakmasını engelleyen Neşet Ertaş, tamamen hayatın içinde yoğrulmuş, o yoğrulmalar esnasında gördüğü her şeyden, yaşadığı her şeyden ders çıkarmış ama bu dersi hiçbir zaman kinlenmemiş. Ben de bir gün güç sahibi olursam bunun hesabını sorarım diyerek heybesine atmamış. Tam tersi onlardan nefsini öldürerek bir derviş moduna ulaşmış Neşet Ertaş'tı bizim karşımızdaki. Kim gibi? Programın başında sizin de ifade ettiğiniz gibi abdalların çeşitleri vardı ya hani. Müzik yapan abdallarımız vardı. Anadolu'da derviş abdallarımız vardı. Efendime söyleyeyim, ocak olan abdallarımız vardı. Savaşçılar var. Savaşçı olan abdallarımız vardı. Doğayla bütünleşmiş, sadece avcılıkla uğraşan abdallarımız vardı ya. İşte Neşet Ertaş da gönül dervişi olan bir abdallımızdı. O olgunluğa erişmiş biriydi. Zaten sözlerine baktığınızda az evvel de ifade etmiştik. O atasözleri boşuna söylenmedi. Atasözlerini zaten kolay kolay ortaya çıkmıyor sizin de bildiğiniz gibi. Atasözlerin her biri yüzyıllarca, bin yıllarca yaşanılan tecrübelerden sonra söylenen ama her zaman genel geçerliliği olan sözler ya. Neşet Hoca'nın da bu atasözleri söylemesinin, bu halk deyimleri söylemesinin sebebi o yaşarken azığına attığı, daha sonra da olgunluk olarak kendisinde gördüğümüz meyvelerdi aslında. Evet, aslında bir dörtlük
Var ya, o çok güzel anlatır. Ben belki duruşunu en güzel anlatanlardan bir tanesi. Hepsi de diyor ya, can yakıp da kalp kırma ey insanoğlu. Evet. Senin de gül benzin solacak bir gün. Her canlının kalbi Allah'a bağlı. Herkes ettiğini bulacak bir gün. Yani bu hayat verdiklerimizin karşılığını veriyor aslında. Evet. Bak, pencereye getirdiğimizde derslerimiz de değişiyor. Evet. Ama sonuç karşılığı olmayan hiçbir şey görmüyoruz biz bu hayatta. Yani cennette cehennemde burada yürüyormuş gibi falan. Bu arada benim havaalanı vukuatlarım çok fazladır. Bir gün birileri anlatmaya kalkarsa beni içerilere bile atabilirler. Yani çok zıpladığım oldu milletin üstüne böyle. Ne al falan. Bu kadar mütevazilik de bana hep fazla geldi çünkü. Yani evet. Güvenlik kapıda sigara içiyor. O girişteki güvenlik görevlileri sigara içmeye çıkmışız Ankara havalimanında. Bir tanesi geldi. Oturmuş sigara içiyor çocuklar mola onlara. Aa Neşet Ertaş kimsin falan. Döndüm baktım. Evet efendim dedi utana. Hadi bir şarkı söylesene dinleyelim dediler ya. Bunlar genç söyleyenler 20-25 yaşlarında. Hop tabii Gülsüm ne yaptı? Sen ne diyorsun hop üstünde? Pasaport çıkarmaya gittik. Ya orada işler hızlandı. E onun hızlanmasını dedin. Senin en büyük müdürün sana dedi ki bekletme. Biz çay içerken hızlandı bir imza atmaya gittik. Hızlıca o iş yaptırılmış ya ona. Vay dedi Neşet Ertaş'ı da gördük. İlini söylemiyorum. Yayınlanırsa diye. Vay dedi Neşet Ertaş'ı da gördük. O kadar işini hallettik. Hadi dedi bir şarkı söyle de dinleyelim. Yani bunu söyleyen bize pasaport veren şeydeki. Tabii Gülsüm ne yaptı? Ne yaptı yani? Tahmin ediyoruz. Evet yani, bir türküsünü dinleyelim mi? Dinleyelim valla. Dinleyelim. Bunu babasına yazmış herhalde. Babasıyla aralarında böyle bir aşık atışması oluyor. Onun en sonunda yazdığı. Sonra Kore Avcı söylüyor. Duydum ki bizi bırakmayı azim ediyorsun Ezme. Başka bir yar, başka bir dosta mı yediyorsun Ezme? Bu Mevlana'nın bir şiiri ama herhalde bir şiir. Evet, Mevlana'nın şiiri. Yanlış bir şeye girdik. O zaman şuradan yapalım. Kendi sesinden dinleyelim. Evet. Thank you.
İsterseniz dinleyicilerimizden de katılımcılardan da görüş, öneri, soru varsa onları alalım. Çok iyi oldu. Hocam yalnız oraya bir şey belirtelim. Hani dinleyenler açısından. Söyleyen Neşet Hocam değildi. Hani Neşet Hocam olarak özdeşleştirmesinler diye. Tamam, tamam. Yani böyle YouTube'dan bulduğumda evet. Öyle çıktı ama ses biraz farklı gerçekten. Tamam. Bir cümlede şeyi söyleyeyim hocam. Hani Gülsüm az evvel söyledikleri var ya. Aslında insanları hoş görmek lazım. Nedir işte havaalanında efendim şurada burada gördüğünde Neşet hocadan hani bir türkü söyle de dinleyelim demesi. Yani o an orada olsam muhtemelen ben de belki Gülsüm de aynı tepkiyi gösterdim ama aslında şöyle geniş perdeden baktığımız zaman hoş görmek lazım. Niye? Ya Neşet Ertaş gibi bir sanatçıyı bir insan hayatında kaç defa görebilir? Onun sesinden canlı olarak bir kuble bile olsa bir türkü duymak ne kadar büyük mutluluk değil mi? İnsanlar Öner o mutluluğu abi, yaşamak istiyor. Öner abi eski Gülsüm şimdi buradan Zoom'un içinden sana atlayabilir. Biliyorum. Dedim ya belki o an orada yanında ben de olsam hani belki ben de aynı tepkiyi veririm oldu. Ama aslında da hoş görmek lazım. Yo oldu. Havalimanında kapının önünde dizinin üstüne bağlamak. Yok değil tabii ki değil. Ya Adalet Hanım şeyi soruyor. Yok hoş görme noktasında sadece. Zaten evet. Neşet Hocam'ın hoş görmesinin sebebi de o. Adalet Hanım bir soru soruyor. Adalet Gök. Gülsüm'e soruyor. En donduğunuz an neydi? En unutulmaz. Bir kareyi dondurmak isteseniz hangi karede kalmak isterdiniz diyor. Evet, mikrofonu açıp sen de sorabilirsin Adalet istersen. Çiğ mi? Evet Adalet de burada. Bir akşam deprem yaşadık onunla. Bir şeyler söylüyor ama Adalet tam anlaşılmadı. Nerede adam? Bir açsana Adalet mikrofonu. Ha adacığım. Mikrofonu açarsan evet. Okey mi? Tamam. Evet. Herkese merhaba. Sabahımızı çok güzelleştirdiniz. Böyle çok mutlu oldum. Öncelikle onu söyleyeyim. Ben Gülsüm Hanım'a şunu sormak istiyorum. Hayatta bazı kareler vardır ya hani geriye dönüp baktığımızda. O karenin içinde kalmak istersiniz. Hani bu sahne donsun ve hayatımın geri kalanı burada böyle kalsın dersiniz. Salıncakta asılı kalmak gibi bir şey çocukken. Evet. Öyle bir sahne olsa hangi sahnede kalmak isterdiniz Neşet Usta'mla? Bir gün çok hayat, evet ya. Bir gün çok hayati bir karar vermem gerekti. Benim için o döneme kadar olan bu karar benim için olacaktı. Ve kafam çok karışıktı. Yapıp yapamayacağım konusunda hep endişelerim de vardı. Ve ona sordum. Bu
işletmeyi büyütmek işte falan gibi bir şeydi. Benim için hayatiydi yani. Ve bana hayatımda ilk defa, zaten kıymeti de buradan aslında gelir, İlk defa birisiyle kavga etmeden önüme bakmam gerektiğini, bana onu konuştuğumuz bir sahne var onunla. Yani bana dedi ki, yahu düşsen ne olur yine kalkarsın. Sen önüne bak. Burada durduğun anda bile önüne bak. Ama burada durduğun anda çevrendekileri de gör dedi. Düşsen ne olur? Yine kalkarsın. Sen yürü. Allah el aklıyla gezen başa bin bir türlü hal gelir. Tut dedi kendini. Buradan sor kendine, yürü dedi. Bunu bana söylediğinde gerçekten ben 28 yaşında falandım herhalde. 28-29. Ve benim dönüşüm sürecimdir. İlk defa kavga etmeden kendime güvenle yürüyebildiğim yolu gidebileceğimi gördüm ben. Ama bunu görmem için yine birine ihtiyacım vardı. Bana o gücü gösteren ustaydı. Hayatımda da hep takılıdır aslında bu sahne. Hala ne yapacağını bilemediğim zamanlar olduğunda hep aklımdaki sahne. Ay evet, çok güzel bir soruydu. Bir gün bunu böyle söyleyeceğim aklıma gelmezdi. Evet. Güzel soru. Özcan hocam şimdi ayrılmak zorunda kaldı. Ameliyata girdiği için İstanbul'da, benim hocamdır kendisi, mentorum aynı zamanda. O söyledi Mehmet Ali Aydın'la kendisi de tanışık olduğunu ve herkesi, Mehmet Ali Aydın'ı çok, herkese çok iyilik yaptığını. Çok. Özellikle belirtmemi istedi. Kendisine de öğrenciyken çok yardımı dokunduğunu ve herkese çok yardım olan, çok güzel bir insan olduğunu söyledi Mehmet Ali Aydın'ın. Bunu da paylaşayım buradan. Başka soru var teşekkür mı? Teşekkür ediyoruz hocamıza. Veya yorum yapmak isteyen mikrofonunu açarak katılabilir. Bu arada Mehmet Ali Altın'ın oğlu ODTÜ mezunu, çok genç yaşta vefat etti Mehmet Ali Altın. Bir trafik kazasında eşiyle beraber bir oğluyla bir kızı kaldı. Oğlu ODTÜ bitirdi, çok iyi bir mühendis oldu. Şu an İstanbul'da, Ankara'da ve Türkiye'nin dört bir yanında güzel işler de yapan da bir çocuk. Babasıyla tanışan herkesle tanışma hayali var onun. Aklında olsun, İstanbul'da da şey yapıyor, hocamla iletişime geçebilirler. Çok onu da tanıştıralım. Babasını başkalarından duymayı, çocukken öldü çünkü. Evet. Peki ben sorayım o zaman, sizi en mutlu eden, en mutlu olduğunuz anınla en üzüldüğünüz anınızı dinleyebilir miyiz sizin, Öner Bey'in? Ben hastanede çok zayıflamıştı Neşet Hoca ve o hali hiç görünsün istemiyordu. Büyük izinlerle birileri ziyarete geldi, biz fotoğraf falan almıyorduk. Sonra en son üzüldüğünü söyleyeyim. Yani en çok üzüldüğü aslında. Normal siz de bilirsiniz Sayın Hocam, hekimlersiniz. Hani bu süreç çok zayıflatıyor. En son 40 kilo falandı. Belki yoktu bile o kadar. Ve birisi içeri girip o resmi yani çaktırmadan çekip sonra basına verdi. Ve milyonlarca paylaşıldı, herkesin merak ettiği bir şeydi. Ne yazık ki onun da haberi oldu. O kadar üzüldü ki, çünkü ziyaretçi bile çok almadan artık son süreçlerinde hep steril kalarak, insanların aklındaki şekliyle durmak isterken o şeklin bozulmuş olması onu çok üzmüştü. Ben en son en üzüldüğü o yüzündeki yaşlanma halini oradan biliyorum. Peki en mutlu olduğunuz an hangisiydi beraberken? Hatıra. Ya iyiydi ki aslında. Bu konser önceleri, konsere çıkma anları, benim en mutlu olduğum, onun en heyecan olduğu anlardı. İkimize de heyecan, mutluluk. Ama final bitişindeki durumlarımız çok güzeldi. Ya bilmiyorum, bizim çok çok fazla böyle sahne var. Şimdi hangisini seçeyim, çıkartayım? Çok çok olur. Deprem beklerdik örneğin. Deprem olurdu ya bir ara İzmir'de.
Telefonu çağırdım, hocam korktun mu? Korktum, gel diyordum. Gidiyordum gecenin birisi. Oturuyorduk sabaha kadar. Muhabbetler, sohbetler. Yani korktuğumuz falan da yok bu arada. Gene sallanıyorduk da biz hiç çıkmıyorduk. Bahane olsun. Yani bir araya gelelim bahanesi. Korktun mu hocam? Telefon açın. Çok korktum. Gel diyordu. Gidiyordum, oturuyorduk. Öyle evet. Yani sabah. Öner Bey, sizin var mı böyle çok mutlu olduğunuz onunla veya çok üzüldüğünüz anınız? Aynen Gülsüm'ün dediği gibi hangi biri demek geliyor insan içinden, ama ben şunu hiç unutmuyorum hocam. Neşet hocamla ilk tanışma anımız. Neşet hocayı telefonla aradım. Tabii aramadan önce tuttum birkaç tane kahve içtim. Yarım pakete yakın sigara içtim. Kendim sakinleştirmeye çalıştım. Kalemim, kağıdım, kahvem, sigaram, her şey bir ortamda. Neşet Hoca'yı ilk defa arayacağım. Sesini duyacağım ve görüşme için randevu yapacağım. Telefonu aldım. Çünkü 2-3 tane kahve içtim, yarım paket sigara içtim. Rahatladım ya. Kendime geldikten sonra bir bismillah dedim. Numarayı çevirdim. Karşımda telefonu açan ses Neşet Ertaş. Alo, buyurun. Ben konuşamadım. Telefonu geri kapattım. Heyecanla konuşamadım hocam. Tutuldum kaldım. Ondan sonra tekrar gittim. Sigara, kahve, dopingi yaptım kendime. İkinci defa aradım. Yine telefonu açtı. Alo, buyurun. Yine konuşamadım. Alo, alo. Ses gelmiyor, muhabbeti yaptım. Oysa konuşamıyorum işin gerçeği. Tekrar kapattım. Ancak üçüncü defasında kendime geldikten sonra konuşabilmiştim. O anı hiç unutmuyorum. Benim için çok özel bir andı. Gökhan Hocam, İzmir'de Kızlar Aslanı'nda kitap evim vardı benim. Berfin kitap evi. Orada işte Neşet Usta'nın albümlerini satıyorum. İşte kitapları, yani işte bu Öner abinin kitabı vardı o zaman bir tek. Öbür adamın kitabı yoktu daha. Çevremdeki herkese işte Kızlar Aslanı'nın müziğini de, o ortadaki Acı Kahve'nin müziğini de benim mekan veriyor. Dışarıya hoparlörler, böyle küçük bir giriyorsun, ahşap kocaman bir müzik kitabevi, işte sanatçılar, manatçılar hepsi imza günlerine geliyor. Benim de orası. Orada çevremdeki insanlara diyordum ki ben Neşet Ertaş'la tanışacağım ve onun menajeri olacağım. Ya millet gülüyordu bana. Ben diyordum ama yakın çevrem çok iyi bilir. Sonra ben Kızlara Aslanı kitabevini o zamanki işletme ortağıma devrettim. Devretmeden önce de aklımda, kafamda artık yeni bir dönem başlıyordu benim için. Dedim ben olacak yani, bu gidecek. Ben Neşet Ertaş'la tanışacağım. Dükkanı devrettikten bir ay, bir buçuk ay sonra bir Arife gecesi Neşet Usta'nın telefonunu buldum. Arife günü gece saat 10 falan stüdyoda. Hüseyin Tekin, o da bizim Kırşehirli Hüseyin'den Öner abi. Ya dedim, sen aynı Neşet Usta gibi söylüyorsun dedi. O da öyle söylüyor. Sen tanıyor musun dedi. Tanıyorum tabii dedi. Nerede dedim. Dedi şimdi İzmir'de, daha iki gün önce. Ver telefonunu dedim. Verdi. Ben bayram sabahı işte erken arayamıyorum. Vakit geçmiyor. Gece uyuyamıyorum. Öğlen oldu. Bu arada da herkese söylüyorum ha. Tanışacağım. Onun menajeri olacağım diyorum yani. Düşünce gücünün hani tıbbın da ötesine geçtiğine bir örnektir bu. Bu gerçek yani. Yakın çevrem çok iyi biliyor. Yani bu konuda şeylerim de çok, tanıklarım. Sonra ben rahmetli dayımların evine bayram ziyaretine gittik. Saatin 12 olması bekliyorum, oradayız. Adam hasta yatağında, telefon da başucunda. Ben bir telefon açabilir miyim dedim. Oradan aradım ustayı ben. Bir kadın çıktı. Selma, sonradan işte gelini Neşet Usta'nın. Dedim Neşet Ertaş'la görüşebilir miyim? Dedi bir saniye. Bir baktım alo diye bir ses.
O an ben yoktum. Yani yoktum. Sonra dedim hocam ya ben şey bayramımızı kutlamak için aradım. İşte konuşuyor ama ne konuşuyor? Hani hangi dünyadayım? O konuyla bir bilgimiz yok tabii. Şimdi bu suskuna hiçbir şey yok. Dinledi. Dedim hocam bayramımız kutlu olsun. İşte çok sevindim. Bir gün sesinizi duyacak mıydım? Yalnızca dinliyor yalnız. Ses yok. Bir tek alosunu duymuşum. Sonra sakince dedi ki İzmir'de misin? İzmir'deyim hocam. Tamam. O zaman dedi bayram böyle kutlanmaz. Gelir bir acı kahvemizi içer, bir tatlımızı da yer, bayramımızı da kutlar gidersin. Hocam gelebilir miyim dedim. Geline veriyorum dedi. Gelebilirsin de yok yani. Karizma fena. Verdi. Yeri tarif etti. Şimdi hiç bilmediğim Karabağlar Eski Çamlık bölgesi. Allah'ım gün geçmiyor, an geçmiyor, gebereceğim. Çok sevdiğim bir Hasan abim var. O da Narlıdere'de bu Kocak Telekom Bayi'nin sahibi o zaman. Hala öyle. Hasan abi dedim. Hasan abi Neşet Usta'ya gideceğiz, bayramlaşacağız falan. Dedi şaka mısın? Vallahi dedim. Onun da şu an 27-28 sazı var. Yani türkülerle büyüdük. Kültür ondan öğrenmişiz çok şeyi. Hasan abiyle anlaştık ertesi günü. Yalnız sorun var. Bulamıyoruz yeri. Neyse bulduk. Gittik ki Karabağlar Çamlık'ta evini görenler bilir. Böyle 3 katlı gece konduların içinde ama gece kondu olmayan işte güzel bir bahçesi olan, bahçesinde güzel ağaçları olan bir ev bu. Hemen Mevlana Camii'nin karşısında. Bir girdim bahçe kapısında. Bahçede var 70-80 kişi. Böyle çimlerin üstüne oturmuşlar. Giriş katta gelini yani erkek kardeşi Ali abi oturuyor. Oradan dış merdivenden ikinci kata çıkıyorsun. Yani dışarıdan çıkmış oluyorsun. Orada Neşet Usta. Bir de üst katta da oturanlar var. Eve de girdim ki o salon meşhur yeşil koltuğunun olduğu salon full. Aşağıda Selman'ın evinde bekliyorlar. Yukarıda şeyde bekliyorlar. Ben gelince... Onların hepsi aşiretti bu arada. Ben gelince beni hemen aldılar zaten. Haber mi vardı bilemedim. Çıktık Hasan abiyle oturduk. Bu arada ben Gümüldür'de boncuk tezgahı da almışım. Boncuk satacağım o sene. İşte kolye molye. Kitap evinden boncukçuluğa dönüyorum. Yani ne alakaysa işte gidik kafa gidik. Oturtturdu karşısına. Şimdi o soruyu ben yanıtlıyorum ama sanki hazır olda gibiyim. Tatlımız geldi, kahvemiz geldi. Gelen, bu arada gelenler oluyor. Gelenler şey yapıyorlar, selamlaşıyorlar, tokalaşıyorlar, el öptürmüyor. Hemen acelesiyle tatlısı geliyor, çay geliyor. Sonra Neşet Usta harçlıklarını da veriyor, gönderiyor bu arada. Yani bunlar bizim aşiret, bizim abdallar aşireti. Ben hiç kalkmıyorum, benle Hasan abi oturduk. O sordu, ben yanıt verdim. Boncuk satacağımı falan söylemiştim ona. Neyse 1,5 saat kadar sürdü. Sonra ben artık biz kalkalım hocam dedim. İşte ha bu arada ortağımla sıkıntılı şeyler yaşadığımı söyledim. Hakkımı yedi dedim. Bıraktım çıktım dedim falan. Gideceğim boncuk satacağım. Hikaye bu. Aşağı ince kapıya çıktım. Hoşça kal dedim. Kapıya çıktım. Ayakkabılarımı bağlayacağım. Bir baktım kapıda şeyde. Benle beraber kalkmış o yerinden kalkmayan adam. Kapıya gelmiş. Ayakkabılarımın bağcıklarını bağlayamadan iki kat aşağı indim ben. Sırf bekletmeyeyim onu diye. Nasıl bir heyecan. Tam bahçe kapısını kapatıyorum. O balkondan bu sefer peşimden bakıyor. Çocuk diye bağırdı. Döndüm adım unutmuş. Yine gel dedi. Tamam hocam dedim. Böyle oldu. Ne güzel. Sonra da işte, bir ay kadar sonra bir daha aradım. Hocam genelde hep İzmir'deydi o ara işte kalan için geldiği yıllar falan. İzmir'de misin? İzmir'deyim. Öyle çok konuşmak yok. Alo hocam Gülsüm ben hatırladım. İzmir'de misin? İzmir'deyim. Gel. Kapatıyordu telefonu. Ben neredeyse uçup uçup gidiyordum. Sonra Almanya'ya gidecekti. Gitmeden önce işte bir şeyler olacaktı. Sonra aynen kurduğum hayal gibi oldu. İzmir'de konserini yapmak istiyorlar. Bu arada ben onunla tanışınca hayalin içinde geziyorum artık. Artık hayaller gece değil.
Gündüzde var. O resmi kurduğum için de geziyorum. Enerji, bilinçaltı, kodlu. Dedim İzmir'den konserinizi yapmak istiyorlar sizin. İşte tanıştığımı söyleyince hani benim camia bana sordular falan. Dedi ki sen yapsana benim konserimi. Şimdi aslında benim gönlümde benim yapmam var da onu söyleyecek yürek yok bende. Sen yap dedi. Hocam ben daha önce yani yapmadım bir şey. Bu çok büyük bir şey. Hayır abi ben bunu yaparsın. Ben yardım ederim sana. Sen her şeyi yaparsın dedi. Sen önüne bak dedi. Ben de yardım ederim sana. Sen yap o konseri. Ben o konseri yaptım. 3000 kişi geldi İzmir Fuar Açık Hava Tiyatrosu'na. Hayallerimin aynısı oldu. Kurguladığım kıyafete sahip oldum. Onu bile kurmuştum. 3 defa beni sahneye çağırdı. Beni arayan bu kızı bulsun dedi. Her sahneye çağırdığında da benim elimi öptü. Adımı çağırdığında adımı söyletti. Boncukçu kız, gel adın neydi senin dedi. O konsere gelenler var mıdır bilmiyorum içerinizde. Bir sene adımı söylemedi. Sürekli adımı söylettirdi. Meğer o bir taktikmiş. İnsanlar beni benim ağzımdan duymalıymış. Çünkü ben kendim kendimi anlatmalıymışım. Sen niye benim adımı söylemiyorsun orada burada adın neydi diyorsun dedim. Adalet bir şey sormak istiyor herhalde. Bir de Cennet Hanım da bir şey, Cennet Hocamız da bir şey soracak. Arkasına onu da alalım. Gülsüm Hanım dedi ya o konserde olan var mıydı? Benim babamı bir sene önce kaybettim. Hayatta en sevdiğim sanatçı Neşet Ertaş'tı. Babamın gittiği son konsermiş. Abim götürmüş. Yıllar sonra biz Gülsüm'le buluşup konuşurken babamın o konserde olduğunu ve Neşet Ertaş'ı canlı dinlediğini fark ettim. Ve Gülsüm'ün hikayesini de abim çok güzel hatırladı. Üçümüz konuştuk. Benim için unutulmaz bir andı. Onu paylaşmak istedim. Ben dinlemedim evet. Ama babam dinledi o konseri. Şimdi adacığım. Bir de İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde bir konser yaptık. Orada işte bizim bu gece depremlerde ya da bahane yaratıp oturduğumuz şeylerde işte örneğin Tutam Yar Elinden türküsünün aslında türkü değil bir sanat müziğine kaçan kısmını örneğin ustadan öğrenmiştim. Gene o depremli gecelerden ya da işte muhabbetli gecelerden. Ben de benim babaannemin bana anlattığı yani kitle anlattığı türkü öykülerinden anlatırdım. İşte Erzurum Karadeniz sülalesi bizim. Onların da işte türküler söylerdim falan. Adanın abisinin geldiği konserde benim haberim yok. Neşet Usta yine çok mutlu sahnede. Bir baktım Gülsüm diye sesleniyor sahneden. O ama bizim biri bir sene iki sene olmuş yani çalışıyoruz artık. Menajeriyim artık. Ben böyle kulisten kafayı çıkardım. Dedi ki hani dedi sen bir türkü anlatıyorsun ya bir türkü söylüyorsun ya dedi. Hani nenen de dedi şeyini söylüyormuş anlatıyormuş. Gel onu bir anlat da bir söyle gari dedi. Gari dedim gel de bir söyle dedi. Şimdi şok. Bende bir şok. Benim sahneyle ilgili bir derdim yok. Hani niye beni hocam dedim gel dedi. Zaten o dedi ve bitti ya ben artık asker yapacak bir şey yok. Çıktım onu anlattım. O konserde Adan'ın babası varmış, abisi varmış. Tavuğun öyküsüydü o. Tavuk kaldı adım uzun bir süre. Tavuğu çalan Zübeyde kaldı. Sahnede anlattım, söyledim. O konserde vardı. Evet. Cennet de bir soru soracak herhalde. Onu da yok hocam sorum yok ama ben teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle bu organizasyonu gerçekleştirdiğiniz için size. Böyle güzel bir kültürel mirasımızın hayatından çok özel kesitleri dinledik bu süre zarfında. Bilmediğimiz yönlerini öğrenmiş olduk Neşet Ertaş'ın. Değerli katılımcılara ve bize bu konuda aydınlatan Öner Bey ve Gülsüm Hanım'a gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ben şu anda eski bir sağlıkçıyım ama Milli Eğitim'de öğretmen olarak çalışıyorum. Buradan çok kazanımlarım oldu öğrencilerimle paylaşacağım için. Benim için oldukça verimli bir toplantı oldu öyle söyleyeyim. Çok teşekkür etmek istiyorum bu değerli paylaşımlarınız için. Evet, biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çok, çok. Yavaş yavaş kapatalım artık çünkü öğle yemeği arası oluyor. Başka soru yoksa tamam. Murat Bey
Murat Mete bir soru sormuş. Robot heykeli yapılmış ilk saz sanatçısı diye. O heykelin hikayesini konuştuk sanırım, değil mi Gülçin? Evet. Başka bir şey var mı? Evet. Onu ayrıca ben Murat Bey'e anlatayım. Askerliğini Narlıdere'de yapmış. Onu evet. Evet, evet. Başka soru yoksa yavaş yavaş kapatalım. Öner Bey, siz bir şey diyecek misiniz? Ben şeyi paylaşayım isterim. Şimdi Gülsüm az evvel söyledi ya, ben bu adamla tanışacağım dedim, tanıştım diye. Benim de kendi şiirlerimde kısa bir şiirim var. Valla bir şey yapmıyorum, oturuyorum. Bahçe belledim, ot topla. Ses geliyor değil mi hocam? Geliyor, geliyor, evet. kısa bir şiirim var o zamanki ruh halimi anlatan. Onu şöyle paylaşayım istedim. Üniversite yıllarıydı. İsmail gitar çalardı. Abdullah bağlama. Yılmaz abi kaval. Ben türküler havalandırırdım Neşet Ertaş'tan. Bu kitapsızın kitabını yazacağım derdim. Yazdım. Üniversite yıllarındayken söz vermiştim kendime. Evet, o sözü sevdiğim için de o tarifi kullandım. Bu kitapsızın kitabını yazacağım derdim. Evet. Çok şükür nasip oldu. Nasip oldu. Evet Gülsüm, sen bir şey eklemek istiyor musun son olarak? Ama çok teşekkür ederim. Yani ben de sanki böyle şey oldu. Hayatta büyük bir kırılımdan sonra gelen bir sıçrama süreciydi benim ustamla yaşadığım. Tam artık şey dönemler. Öfkesi olan, siniri olan, yiyen, içen, gezen, buzlu canların arkasında olmayan birisi benim için. Ölümünde 67 kilo verdim ben onu. Yani o kanseri kaptıktan sonra. Çünkü dediğim gibi hayatımda hiç kavga etmeden kendi hayatımla ilgili kararlarda arkamda hissettiğim gücü kaybettim. Dolayısıyla konuşmak çok uzun süre yaraladı beni. Çünkü arkanıza bakıyorsunuz sürekli ve bakarak, arkasına bakarak yürüyemiyor insan. Ama şimdi bir nostalji oldu benim için. Gözlerim doldu. Güzel bir süreç oldu. Teşekkür ederim hocam. Vallahi bana iyi geldi. Bize de iyi geldi. Çok teşekkür ederiz. Ruhu şad olsun. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Öner Bey, bir şey diyecektiniz ama sanki yarım mı kaldı? Evet. Şöyle söyleyeyim. Son cümlem bu olsun. Bu dünyadan bir Neşet Ertaş geldi geçti. Neşet Ertaş ve Neşet Ertaş gibi sanatçılar, samimiyetle söylüyorum hocam, 100 yılda, 300 yılda, 500 yılda bir gelir. Böyle bir sanatçıyı tanımak, sohbetinde bulunmak, elinden çay içmek, evinde misafir olmak, özel anlarını paylaşmak, kitabını yazmak nasip oldu. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Herhalde dünyadaki servet bir yana, bu kazanımın bir yana diyorum. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Tüm güzel dualarımız Neşet Hocam ve onun gibi değerli insanlara. Evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir programı organize ettiğiniz için. Gülsüm Hanım, size de çok teşekkür ediyoruz. Öner Bey, size de çok faydalandık. Öğrencilerimizin de faydalandığını düşünüyorum. Ayrıca pek çok dost, Türkiye'nin değişik yerlerinden pek çok dostumuz da iştirak ettiler. Onlardan da çok güzel geri bildirimler aldım. Çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Ben Neşet Ertaş'ın son ay ölümünden bir ay önce yazdığı son şiiri, 3 tane yazmış, evet, ama son şiiri, bilinen son şiirini okuyarak, evet, kapatayım. Yani baktığım zaman şöyle bir halk edebiyatının en güzel örneklerinden görünüyor. Öyle yazdığı, evet, şey meçhul bir sevgiliye yazmış gibi ama bir veda şiiri. Onu okuyayım, evet, ve sonra da yavaş yavaş kapatalım. Çünkü aslında öleceğini görmüş hocam orada. Evet. İlk defa ölümü kabullendiğinin şeyidir veda şiiri. Tabii tabii.
Öyle. Yani burada ölümü kabullenmiş bir ruhun hikayesi de var. Tükendi ömrümün çoğu gidiyor. Cahil ömrüm geldi geçti yel gibi. Sevdiğim uzaktan seyrediyor. Beni görüp bakınıyor el gibi. Geçti günler, yıllar, ömürse doldu. Giden gitti, bilmem gerine kaldı. Ömrümün baharı sarardı soldu. Yandı kaldı, garip bağrım çöl gibi. Veren geri almak için gözlüyor. Her an, her saniye beni izliyor. Garip bağrım için için sızlıyor. Sazımda inleyen sırma tel gibi. Uzun yoldan gelmiş gibi yorgunum. Ne kimseye küskün ne de dargınım. Bir ahu gözlüye candan vurgunum. Garip gönlüm kapısında kul gibi. Ruhu şad olsun. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hepinizin yüreğine sağlık. Çok teşekkürler. Harika bir 2-3 saat geçirdim. Bir sürü şey öğrendim. Hocam yüreğinize sağlık. Böyle bir etkinlik yaptığınız için ne çok şey bilmiyormuşum. Hem üzüldüm hem sevindim. Muhteşemdi. Hepinizin yüreğine sağlık. Sağ olun Tülay Hanım. Çok teşekkür ederim. Ben de sizi bir gün belki ağırlamalıyız. Yani sizi de tanımalı öğrenciler. Hocam bu arada Musa Eroğlu çok tatlı, çok iyi bir konuşmacı. Engin bir deniz derya. Musa hocam mutta. Dünya güzelinde. Daha bu hafta konuştuk valla. Onu çok severim, onun sohbetini. Onu da bir ağırlayalım olmazsa böyle bir İşte toplantıda. Şeyi nasıl çözeriz, Zoom olayını nasıl çözeriz bilmiyorum ama Musa hocam mı, hatta söyledim, dedim hocam Neşet Usari'ye ilgili bir şey olacak, çıkacağım. Bir gün de çıkıp ben kendimi anlatacağım dedi. Tamam hocam dedim ya. o teknoloji işini çözme yolunu bulabilirsek eğer, Musa hocamı sizin için... Bir gün daha şey yapalım, sabit edelim, onu konuşalım. Yaşadığı sırada konuşalım öyle güzel insanları. Tabii ben de beni anlatacağım zaten dedi. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Toplantıyı yavaş yavaş kapatıyorum ben. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Hoşça kalın. Cümle alem uykusunda yatarken, kimseler görmeden yaroy 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 yaroy, gel gizli gizli, gel gizli gizli. Hayratlar görmeden yaroy 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 yaroy, gel gizli gizli, gel gizli gizli.